Araç Renault Kangoo. Müşterimizin şikayeti arabası hiç çalışmıyormuş. Bu yüzden araç çekiciyle geldi arkadaşlar. Ustalarımın yaptığı incelemede de şu an aracın problemini görüyorsunuz. Araç Volkswagen Polo, müşterimiz Mudanya'dan geldi. Araç Opel Astra, müşterimiz Cimer Hastanesi'nden geliyor. Araç BMW 320, müşterimiz Bartın'dan geldi. Evet, hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Engin Kahraman. Bir hafta önceye kadar BMW 320'yi aldım. Memleketimde yaptıramadım, bazı sorunlar için Uludağ Otomotiv'e geldim. Yeni bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emrah Eroğlu. Bu bölümde hangi araçları inceleyeceğiz, hangi araçların arızalarını tespit edeceğiz, nasıl arıza tespit yaptığımızı sizlere göstereceğiz, neler öğreneceğiz, sizlere neler öğreteceğiz. Ayrıca ben neler öğreneceğim, biliyorsunuz ben daha bu işte usta değilim, bir şey değilim. Abilerimin yanında kendimi geliştiriyorum. Sizlerle beraber öğreniyorum. Soruyorum, sizler adına da kendi adıma da soruyorum. Hep beraber öğreniyoruz. Bakalım bu hafta hangi araçların arızalarını bulacağız, hangi araçlardan neler öğreneceğiz. Ben de heyecanla bekliyorum açıkçası. Videoya başlamadan önce de bir like atarsanız, hala da kanala abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Videomuzu oynatalım. Evet, aracı çalıştırdık arkadaşlar. Fan falan açtı. Komple havası alındı fakat gördüğünüz gibi şu an yine kaçırıyor. Radyatörün aynı noktasından kaçırıyor. Eski kaçak yerinden. Buradan da kaçırıyor. Şimdi bunların tespitini yapacağız. Şu an Erkan Usta inceliyor. Şu an arızayı gördü. Ya dağıtıcı. Sıkmaya gelmişti memuru. Bunu sıkacak mı gevşek mi diye. Ya dağıtıcı ya dibinden kırık ya da hortumda bir sıkıntı var. Oğlum öyle yola gitseydi selamünaleyküm. Bildiğin kaçırıyor. Peki radyatör neden kaçırıyor? Bu enteresan bir durum ya. Kırık. Dağıtıcı değişecek. Şimdi buraları komple sök. Komple oralar sökülüyor. İlk adam yol yapmamış ya. Tabii canım, öyle gelseymiş. Ya, böyle değil, hani farklı bir yere de gitse, uygarı böyle kısa çaplı bir yola gitse bile sıkıntı adam için. Evet. Evet. Bak şimdi. Şu kısmı görüyor musun? Şuradan şuraya kadar, şuradan şuraya kadar eski kırık. Buradan kaçırıyormuş. Tamam. Yani bize sıkmaya çalışırken ya kırık ya sökük zaten belli. Çürümüş yani, değişecek. Bak görüyor musun eski kırık? İçinde. Bak, bak parça içinde var. Eski kırık göremezsin ama sen oradan. Göremem. Belli zaten ya. Ya kaçırmasa niye sökelim? Parça bu. Gördüğünüz gibi. Gelelim radyatöre. Yok, üstten kaçırıyor ya. Evet, şu anda aracın radyatörü değişiyor arkadaşlar. Gidecek iadeye. Harici olarak bir tane bijon yalamaymış deliği komple. Şimdi buraya da tekerlek üzerinde kornalanacak, diş açılacak. Evet, BMW'nin radyatörü geldi arkadaşlar. Kaputun pistonları da gelmiş. Pistonları değiştirin demiş müşterimiz. Gördüğünüz gibi burası yok. Bunlar değişecek. Kursak nerede göremedim. Şimdi onu Ercan Usta'ma soracağım. Aracı ayrıca egzoz kafalığı takacağız arkadaşlar. Müşterimizin isteğiyle paslanmaz krom kafalıkta bu. Şimdi montajı sağlanacak. Evet, kursak geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok fena da rüzgar var. Evet, İstanbul'dan Ahmet abimiz geldi. İzleyenlerimize ne söylemek istiyorsun abi? Ne söyleyeyim? Karnım aç. Karnım aç. Karnım aç. Sigaram yok. Götüm kaşınıyor. Yok, o kadar değil lan. Ahmet abi, Ercan abi, Erkan abi çocukluk arkadaşı. Uludağ Otomotiv'i herkesi bekliyoruz. Kalitenin tek adresi. Herkes gelsin mi abi? Herkes gelsin. Nasıl çalışacağız? Millet içeriye dolar o zaman. Yerimiz var Allah şükür ya. Yatak, yorgan, otel, motel, sıkıntı yok. Eyvallah. Kaplıca, maplıca. Gördüğünüz gibi adamlar ok yapmışlar, buraya koymuşlar. Aracın far düğmesi de bozukmuş arkadaşlar. Şu an o da değişiyor.
23 lokma versene abi. Kalorifer vanasını takıyorlar. Müşterimizi bugün Bartın'a yollamayı düşünüyoruz. Yollar kar olur dedi, biraz erken gitmem lazım dedi. O yüzden hunharca bir çalışma var. İyi mi? Harika. Harici olarak aracın kayışları değişmiş arkadaşlar. Kayışların halini görüyorsunuz. Erken tespit ne yapar? Hayat kurtarır. Bunlar da değişti. Çalışmalar devam ediyor. Barış da şu anda fanın pervanesiyle bir şeyler yapıyor. Ayrıca şu gördüğünüz LPG'nin yağlama sistemiymiş. İlk defa gördüm ben de. Erkan Usta yine nokta atışı tespit etti. Dedi ki o başka bir şey olamaz dedi. Kanal dökmek. Biz yemek yiyeceğiz. Kendini al kanala. Civatalarını sık yağını doldur. Başka bir şey kalmadı. Tamam mı kanka? Neyi takacaksın sen? Neyi sıktırıyorsun bunu? Yok, bir son civataları yoklasın. Son ördeğiyle başka bir şey yok. Ya basma. Ben sana söyleyeyim. Niye? Bassın lan. Bence basma. Bu da çok acele ediyor. Bilecek galiba bu. Yok anasını gözüm. Tamam mı? Bilal buradan gel. Yediği vereyim. Ver ver. Kendi de al. Ayağım yedi dedim. Yediği vereyim dedim. Yediği vermeden geri geldim. Bilal gaflete düşmüş abi. Allah nerelere düşecekler? Nerelere düşecek? Çok. Nereye düştük belli bile. Ne oluyor? Yani hayatta yavaş dur. Düşmem diyor ama düştüm ileride işte. Aha. Nereye düşürdün ne abi? Yok. Söylesin onlar kızımızın işte de. Yasaklar diyor bana yaradı diyor. Aha. Vallahi öyle diyor ya. Niye ki? Ya yemin ettim. Niye yaradı? Ben ne yalan söyledim ya Allah Allah. Adam bana söyledi be. Sen adama inanmıyor musun? İnanmıyor musun? Yemin bari etmiyor musun? Oğlum Bilal bak beni yalan. Bilal beni yalan çıkartma ha. Bak ben sana söyleyeyim Bilal. Sen seni yalanı çıkartır mıyım ama... Onlar gerçek değil mi oğlum? Söyle. Ne? Ama aramızda ne? Sen bir şey demedin ki daha. Ya işte yasaklar sen bana yaradı demedin mi? Tamam yatıyoruz, dinleniyoruz abi evde daha. Millet yanlış anlıyor işte. Senin ne olduğunu biliyorlar. Saklama artık. Bu da ne diyor ya sen? Ben sana söyleyeyim. Allah Allah. Barış da seni çekemiyor ha. Kıskanıyor mu abi? Kıskanıyor tabii. Ona çok ilgi gösteriyor diye değil mi? Ya, öyle değil. Buna çok ilgi gösteriyorlar. Bilal'e çok ilgi gösteriyorlar diye. Tabii ki de. Bilal... Baksana hemen saçları maçları yaptı Barış abi. Hemen kaçtı gördün mü? Kaçtı ha? Kaçtı ha? Çalıştı. Şu an araç çalıştı. Aracın havası alınacak yavaş yavaş. Zaten aldı çoğunu da. Son kontroller. Şimdi bir yemek arası veriyoruz arkadaşlar. Şu an havayla güzelce bir akıntı olan su akıntı tekrar kontrol edilecek. Aracın son dakikaları müşteriyle beraber heyecanlı bekleyiş sürüyor arkadaşlar. Herhangi bir su kaçağı yok şu anda Allah'ın izniyle. Son kontroller. Buralar girip çıkarken zor mu oluyor? Kaporta telini Bartın'a da yaptıramadığım için dandirik bir şey yapıldı. Her seferinde çekerken zorluyor beni. Zorluyor. Şimdi daha iyi çekersin. Aynen. Eroğlu kardeşlere teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Aracın su kaçağı tamam arkadaşlar. Herhangi bir kaçak gözükmüyor. Son olarak tekrar Ercan Usta kontrol ediyor. Müşterimizi bu akşam yetiştireceğiz inşallah. Thank you.
motor yandırır. Motor yağı. Motor yağı. Motor yağı. Şimdi onu... Bundan bir şey olmadı kadar sıktık. Yani bakım ne zaman? Yeni. Yeni yapıldım. Bakıma kadar bu söküldüğünde bunun tapa falan değişecek. He. Ama şu an gerek yok. Sıktım. Sıkıldım tamam. Sonunda. Ha. Onun contası, tapası değişecek. Şey be. Bana... Nasıl verdin ama? Teflon. Ha, sökmeden üstünde teflonlayacaksın. Bu adam bir deha. Bu adam çıldırmış. Vallahi benim aklıma gelmezdi. Bir tane tornavida versene. Teflonu sardı ama beğenmedim dedi. Yine kaçak vardı. Bu yüzden komple boşaltıyoruz ya. Değişecek mi o? Atacağız. Ya teflonla kurtarmaya çalışacağız ya da değişecek. Aracın yağı da değişiyor arkadaşlar. Aracın yağı değişti arkadaşlar. Yağ seviyesi tamamlandı. Tıpayı görüyorsunuz. Tıpada hiçbir kaçak yok. Teflonla Ercan Usta kurtardı değiştirmeden. 10 numara oldu. Tekrar bir kontrol ediyor sağını solunu. Şu an aracın LPG'de bir ayarlarına bakıyor Erkan Usta. Araca kalibrasyon atılıyor. Araba 6 silindir. Araç 6 silindir. Evet, motoru yüksek. Motoru yüksek olduğu için normalde bunda majör beyin olması lazım. Yani şuraya gelen bak burası 8'lik. Yani gaz valvuna kadar çok iyi gaz geliyor ama gaz valvundan sonra basınç düşüyor. 8'likten tekrar beynine giden 6'ya düşüyor. Ya alttan beynine geçene kadar bir daha enjektöre gelene kadar tekrardan düşüyor. Bu çekişin daha iyi olmasını istiyorsa, çekişinde bir sıkıntı yok. Bunun daha iyi olmasını istiyorsa eğer arkadaş. Yani bu beyin major beyine dönecek. Major beyin? Hani büyük beyine. Ha. Yani bunun girişleri çıkana bak bu 8'lik bu 6'lık. Aynen böyle beyine giden gibi 8'lik olması lazım. 8'lik olacak. Ha, arabada başka bir şey yok, arabası tamam. Kalibrasyon atıldı. Hayırlı yolculuklar. Mustafa abi gidelim. Evet şu anda aracın tüm işlemleri tamam arkadaşlar. Arkadaşın istediklerinin haricinde birçok şey yapıldı. Son olarak Batı'na gitmeden var mı söylemek istediğin bir şey? Uludağ Otomotiv'e ve Eroğlu kardeşlerine ve ekibine teşekkür ederim. Buraya geldiğime hiç pişman değilim. Herkese de tavsiye ederim. Her türlü açık, şeffaf bir şekilde işlerine devam ettiriyorlar. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık, hakkını helal et. Siz de hakkınızı verin. Helal olsun. Araç Volkswagen Polo. Müşterimiz eğitimden geldi. Aracın şikayetlerini kendisinden bir dinleyelim. Aracımda rölen dalgalanması var. Aşırı derecede istop ediyor. Kırmızı ışıklarda falan çok istop ediyor. Yani düz yolda bile gidemiyorum. Bunun için ne işlemler yaptırdın abi? Daha önce ateşleme sorunundan dolayı beyin değişti. Distribütör değişti. İkinci defa distribütör kapağı değişti. Ama bir çare bulunamadı yani. Devamlı sıkıntı çekiyorum. Size geldik. Bakalım. Eyvallah abi. Göreceğiz. Bakalım. Güveniyoruz. İnşallah sıkıntı bir şekilde alacağız yani. İnşallah bu poloyu da en uygun şekilde İnşallah. Yapacağız. Yani zaten artık olmazsa bu son geleceğim yerdi. Eğer burada da ki tahmin etmiyorum ama olmazsa da artık satacağım yani. Çünkü burama kadar geldi. Çok para harcadım. Çok masraf yaptım. Ama hiçbir şekilde bir sonuca ulaşamadım. İnşallah burada İnşallah. Sonuca ulaşacağız yani. İnşallah. Ayağına sağlık abicim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. Evet şu anda arkadaşlar aracı soğukken bir çalıştıracağız. Dışarıda kar yağıyor. Buz gibi. Bakalım araç sorunu yapacak mı? Çalıştır. Gaz ver bırak. Biraz uzatsana. Soğuk arabaya öyle gaz verilmez. Tamam. Soğuk arabaya öyle gaz verilmezmiş. Şu an çalışmasını görüyorsunuz. Araç benzinle. Bakalım biraz bir ısınsın o zaman LPG geçsin.
YPG regülatörüne baktı ısınıyor mu diye. Şu an Erkan Usta baktı. Araçta uğraşmışlar dedi ama yapamamışlar. Müşterimiz de zaten öyle dedi. Buna yaklaşık 5000 lira masraf etmiş abi. Değil mi? 5000 TL masraf etmiş, olmamış. En son dedi ki bıktım artık. Siz de yapamazsanız satacağım dedi. Atsın bakalım şu kadarı ya. Şu an araç hala benzinde arkadaşlar. Gaza geçmesini bekliyoruz. Oynanmış oldu mu? Tutulmuş ya, temizlenmiş. Ha. Şu an araç gaza geçti arkadaşlar ama stop etti geçer geçmez. Bu incelenecek. Şu an benzinde araç. Gaza geçti. Eş zamanlı gaz düğmesini de kontrol ediyor. Şu an sen filme bak dedi. Yine kafasında kurdu bir şeyler. Gel şu tarafa. Geç. Başka bir gel. Camı açsana. Eli ayağını çek. Çek elini. Şu anda araba gazda. Şu an gazda, tamam. Gazda araba. Burayı mı takip edeyim ben şu an? Yok sen gel şimdi, araba gazda. Tamam gazda. Şu anda gaz valfi açıyor. Yani şu anda araba gazda. Ama değil. Değil. Onu da nasıl anlayacağız? Çalışmıyor enjektörler. Enjektörlerde çalışmıyor. Çıt çıt yok. Enjektörler çalışıyor normalde ama bir ayar yapmışlar. Şimdi onu söyleyeceğim. Gel buraya. Şu anda enjektör çalışmıyor. Hiçbir şekilde çıt çıt yok. Çıt çıt yok. Gaz yok. Gaz var arabada. Gaz geliyor mu şu anda buraya? Yok, buraya gelmiyor. Ya. Allah Allah. Enjektör çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Araba gazda gözüküyor ama gazda değil araba. Tamam şimdi onu anladım. Bilgisayardan hani arıza işi yapmışlar. Araba her zaman ilk çalışmada, yani sürekli böyle çalışırken araba benzinde çalışıyor ama oradan gazlı gözüküyor. Bu da ufaktan bir ustanın kurnazlığı oluyor. Bak, bak gaz vereceğim, araba kendini gaza atacak, enjektöre çalışacak. Tamam. Gel tut şimdi be. Bak. Şuradan bak, çıt çıt diye ses çıkıyor. Yüzünden duman gibi de bir şey çıkacak. Bak. Evet. Gördün mü? Evet. Evet, araç düşük devirde gazda gözüküyor ama gazda değil. Benzinde araba. Ama gaz verince? Gaz verince gaza geçiyor. Tamam. Yani araba mesela 15 bin devirden sonra sürekli gazda gidiyor. Ama herhangi bir ışıklara geldiğinde, frene bastığında araba oturduktan benzin atıyor. Benzin atacaksınız, araba dengesizlik yapar, arabanın üstü ötmesini sağlar. Vay be. Abi. Vallahi helal olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar bu bilgileri öğrendiniz.
Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu bilgiyi herkes vermez. Arabayı makineye bağlayacağız şimdi arkadaşlar. Şu an araç bilgisayara bağlandı arkadaşlar. Bak şu anda benim muhabbet şu bak. Araba şu anda benzinde. Ama şu anda araba gazda gözüküyor içeriden. Bak şu an gaz ver. Bak şuraya bak. Tamam bu kısım. Heh. Gaz ver. Görüyor musun? Evet. Gaza atıyor. Anlık gaza at. Şu devirde araba hep benze çalışıyor. Çünkü arabada sorun harbiden varmış. Yani yapabilirler, yapmaya çalışmışlar ama zaten böyle olmaz. Bakacağız ya. Tamam. Efendim? Şu an aracın son çalışması arkadaşlar. Bilgisayardan ayarlandı. Gaza geçme olayı, hani benzindeyken gaz verince gaza geçiyordu. Şu an gaz vermeden de gaza geçiyor. Aracın çalışması. Niye? Hani böyleyken araba benzinle çalışıyordu ya. Evet. Bak şu anda gazla çalışıyor. Evet. Bunu çektim işte istobeti. Kanka çalışsın abi. Sallandığı için yanacak şimdi seni. O enjektör sallandığı için ona bir sıktırma falan bir şey yapacağız. Ya bu burada sıkışıyor zaten. Onu aynen. Kapağa gelince de o sıkışacak. Ya böyle yine şekilde sıkışıyor. O iç ses yapan şu an duyuyorsunuz. Araç saat gibi. Farları açmanın sebebi de volantin genelde bozuyordu ya. Farları açmanın bak, sebebi bu. He, bu normalde bunu açtığı zaman araba zank diye istobede ya da volantin tutturmaz. Şu anda elektriği de çekiyor. Çekmesine de rağmen araba istop etmiyor. Yani farlar kapalıyken daha düzgün çalışır araba. Zaten çalışıyor da daha iyi düzgün çalışır. Bir de farları kapatalım o zaman abi. Sana zahmet. Gördün mü? Gördün mü? Evet. Hatta abi çünkü far her zaman elektrik çeker, tam elektrik çeker. Bunlarla rölantiye bozmasının sebebi olur. Araba zaten araç sahibi de kendi daha iyi biliyor arasını. İstop ediyor. Rölanti tutmuyor. Araba evet. Tamam yani. Araba sıkıcı. Son olarak pazartesi günü bakacağız. Şu an dükkan kapalı. Yasaklı çalışıyoruz. İzinliyiz. Test sürüşü yapılacak. Sıcak soğuk testleri yapılacak. Tekrar bilgisayara bağlanacak. Bu aşamaları zaten birazdan göreceksiniz. Burası çok bozuk. Evet şu an vites kısmına geçtik arkadaşlar. Müşterimiz ne demişti? Birinci vitese geçerken geriye geçiyor. Bilmeyen için. Bilmeyen birisi kullandığında geriye geçer gibi oluyormuş. Şu an görüyorsunuz komple boş. Dağmış burası demişler. Değişmesi lazım demişti ama evet. Çok pahalıymış. Önceliğimizi tamir yapabilirsek sevinirim dedi. Bizim de o pul olayımızı izlemiş. Pulla alakası yok bunun. Pul değil bunun. Evet. Sıkıntısı. Bunun sıkıntısı bunun komple içi boşlamış yani. Ön tarafta bir sıkıntı yok ki pula geçelim. Anladım. Bu, yuvalara gitmiş yani bunun. Bu, ama bunu çökersek yaparız. Çökersek bunu, yaparız. Bunu aşağı indirelim. Alalım. Bunu ben sökeyim. Şu an Bilal Usta o fitnesini takıyor. Ayrıca burada bu gevşekti. Şu an onu ayarlayacak. Sekmanlı mıydı sen mi ayarlıyorsun? Sekmanlıydı ya. O boştaydı ama. Aha. Biraz yapabilirsin. Yılan mısın be? Şu an Ercan Usta vitesi, vitese ulaşmak için komple burayı sökecek. Egzozları da sökecek mi abi? Duruma göre. Duruma göre. Şurası da hep kararmış ama. Bakarız, kaçak varsa yaparız. Tamam. Bunun yarısı yok. Neyin yarısı? Boş. 13 mahzarlı, 13 uzun lokma, cır cır kısa kol.
Diyor ya. Kim ya? Erkan abi. Bunda pul yok bunun şeyi burada. Bunda öyle bir pul koyma, pul koyulacak şanzımanlardan değil. Tamam. Şunu. Orada bile boşluk var. Daha çekiç getirin bana. Çekiç. Buradan kopuk mu? Kopuk mu?
Buradan kopuk dedi. Buradan da kopuk. Buradan da kopuk. Gördüğünüz gibi komple buralardan zaten kırıkmış. Şimdi güzelce ayarlanacak. Rahat çalışılamadığı için bu tarafı da söküyor Hacan Usta. Bunun orta egzoz falan komple yanmış abi, değil mi? Oksijen. Şu an kaynakta kesti ustamız. Daha rahat almak için vitesi. Tabii o anlamda değil. Vitesi görüyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi de almış. Bu da buranın, buralara da gitmiş. Buralar da gitmiş. Bakalım nasıl kurtarabileceğiz. Çıkalım. Evet, şu anda ustalar bir icat buldu bunun. Şimdi müşteriyi tekrar aradık arkadaşlar. Sıfırı yok. Çıkması da yok. Antalya'ya sormuş bir ara. Oradan denk gelmiş. Daha sonra olmaz, bulamamış. Altılı. Çıkması da yok. Bize elinizden geleni yapın usta dedi. Şu anda ustalar görüyorsunuz. Al, amına koyayım. Şerefsiz ben. Ne o? Bunu sokarsam bunun içinde direkt kalacak. İki tarafı da olmayacak mı? İki tarafta da. Öbürküne baksana efendim. Bu da sana. O değil, o değil. O, oraya, oraya. Yok ki burada bir şey. O, 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 o. Şu. Al. Kısımlara. İçinden demir geçecek. Çok güzel. Akışı falan çok güzel. Yılan. Yılan gibi yaptı yine ustamız. Şimdi bunu bir kesecek. Ortadan ikiye kardeş payı yapacak bunlara. Şey getir. Taş. Taş. Burada. Servos aldık ya, var. Aldın mı? Dükkanda. Geldi canım. Vallahi. Servos var ya. Bir çift var. Ölçü nasıl? Ya böyle sıfır ya. Sıfır ya. Bu adamlar çıldırmış. Benim moral sıfır sıfır sıfır. Bu
arabanın yapılmasının sebebi, birinci sebebi Rıdvan'dır. Rıdvan mı? Adamda IQ var. Akü, IQ. Çok farklı bir şey. Bende akü var, bunda IQ var. Bitiyor, ben takviye yapıyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şu an Japon'la bir yapıştıracak Ercan Usta. Burç kaymasın diye. Burç kaymasın diye. Ha, içine komple döküyorsun. Ben sandım burcu taktıktan sonra üstüne dökeceksin. Sonra oradan da dökeceğim de. Oradan başka bir şey daha yapacağım. Burcun kayması lazım. Kayarsa sıkıntı. Evet. Şimdilik. Bunu bir yere sabitle. Niye? Şey. Vitesi mi? Yok yok. Kamerayı. Şimdi ne yapıyorsun abi? Şimdi biz bu burçları kestik ama yapıştırıcı da sürdük. Yalnız şimdi her zaman sökülen bir yer değil. Bu bunun içinden çıktığı zaman adam vitesi de takamaz. Sıkıntı olur. Şimdi tut bir göreceksin. Tamam geldim. Gel. Tam şu köşe, şu şekil. Şimdi şu kafaları şişireceğiz ki çıkmasın. Çevir. Anladım. Diğer tarafa geçelim. Şimdi buradaki mantık arkadaşlar, burçları bu taraftan ve bu taraftan vurarak şişirdi birazcık. Dışa doğru açma yaptı yani bu şekilde. Çünkü çıkmasın diye. Çıkmasın diye rahat bir şekilde. Zaten Japonladık. Şimdi külle de kül dökeceğiz. Üstüne Japon dökeceğiz. Öyle de sağlamlaştıracağız. İlk aşama bu. Sıradaki işlem olarak da arkadaşlar, burada bir yuvası vardı hatırlıyorsunuz. Az önce gösterdik. Şu lastik içindeydi, kopmuş. Görüyorsunuz. Bunu şu anda su hortumundan yuvaya göre ayarladık. Ercan Usta şu anda yapıyor. Bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Şu an oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 numara. Çevir misin abi? Evet. Hiçbir boşluk yok. Bu artık özelliği gitmiş. Zaten yarısı yoktu. Evet. Artık ona elveda diyoruz. Sıradaki işlem. Şu anda greslendi güzelce.
Önceki halini hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama şimdiki... Langır langırdı işte orası, bomboş. Önceden bu. Evet. Bak bu böyle sallanıyordu. Bu şekil. Şimdi tık yok. Tık yok. Evet. Yine Ercan Usta konuşturdu zekasını. Ellerine sağlık diyoruz. İnşallah bu videoyla izleyen kişiler de faydalanır. Kendi araçlarına da uygular. Yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizde olmasını istedikleriniz, eksiklerimiz veya bizden kaptıklarınız. Bunlar bizim için önemli, sizin yorumlarınız. Videoyu da beğenerek paylaşıp destek olabilirsiniz. Gidiyor Fatih'in fedaileri. Ceddin dedem, Nesrin babam. Evet. Şu an montaj aşamasına geçtik arkadaşlar. Bakalım vitesimiz nasıl olacak? İnşallah sıkıntısız bir şekilde olur. Bizi de uğraştırmaz. Şu an pek de bir problem yaratacakmış gibi durmuyor ama belli olmaz. Her şey olabilir. Aracın viteslere geçişinde bir problem kalmadı arkadaşlar. Yalnız şurada tam vitesin orada bir kanca var. Kanca ileri geri yapıyor. Bu kancada bayağı boşluk var. Şu an Ercan Usta gördüğünüz gibi tekrar bir şey daha yapıyor. Denedik çünkü biz az önce taktık bunu. Hiçbir problem yok. Sadece şuradaki boşluğunu ayarlayacak şimdi. Bahsettiğim kanca bu arkadaşlar. Tam şu geçiyor oraya. Bunun içinde bir şey oluyor. Ve bu da buraya kertikli. Bana bir pense burada var. Şimdilik. Bana bir tane demir parçası. Bir daha. O zaman görebilirim. Dur dur. Daha ince. İnce de. İnce ama kalın. Biraz daha 13'lük. Buradan geçmez, buradan da geçti. Bu olacak ya. Şunun dışının kalınlığı biraz daha olsaydı. Bana yan keski. Dışın kalınlığı mı? Oğlum, şunu bir çıkartalım. Şimdilik, bir de. Yan keskiyle bana şey getir. Ne ya? Ne bileyim ben ya. Gres mi? Bir şey getir işte. Ne, gres mi? Ne istiyorsun? Yok, gres değil. Falçata. Falçata. Sen de bana kulaklığına sevap Rabi. Ne dedin? Ha? Ne dedin? Hı. Buna sokalım. Gidelim. Buna rahat gidelim. Ortuma ortuma girer. Sokacağım. Evet, biraz daha çünkü o kalınlığı yakalamam lazım. Bunu da buraya kaynatacağız. Anladın? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdilik. Bunu içine sokacağız. Ne kadar girecek? Şu kadar daha girecek. Bir yağlamını versene Uğur abi. Yok yok. Yağlamayacağım mı? Yağlamadan böyle. Gerek yok. Sen gazaltıyı falan ayarlasana bak. Şey nerede? Benim parçalar orada mı kaldı? Orada olmuş. Gidesin.
Aynı abiye gerek yok. Aynı abiye abi gerek yok. Eyvallah. Aynı abiye gerek yok. Getir bakayım bir desin. Gitti onlar. Bu mu mantık? Evet, finale doğru gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Harika. Yukarı çıkalım. Şu an bir de vitesi üstten görüyoruz. Dörde bir de girmeye başladı. Önceden bak girmiyordu. Bak yaptığımız parça orada. Bir saniye. Bak gözüküyor. Siyah, evet. Şu arkadaşlar. Geri. Geri de girdi. 1, 2, 3, 4, 5. Süper. Yağ gibi. Tam istediğim gibi oldu. Evet. Adamın zehir ya maşallah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Önceki haliyle yeni halinin eskisi ve yenisinin şeyini attı. Halini. Burası çünkü gördün mü langir langir yaparken? Tamam. Tabii canım bomboştu. Şu an yılan gibi. Vallahi adam çok sevinecek. Burada takılıyordu, hatırlıyor musun? Evet. Dörtte takılıyordu. Şu an o da gitti. Viteste olan işlemler bu şekilde arkadaşlar. Şu an aracın vitesi tamamlanmış oldu. Herhangi bir problem yok. Evet, şu anda araç tamam arkadaşlar. Araca yapılanlar LPG'de benzinle rolant dalgalanması ve stop etme vardı. Şu an herhangi bir problem yok. Gördünüz. Hallettik çok şükür. Soğuk sıcak fark etmiyor. Bizim için de öyle. Hiç fark etmez. Hepsini yaparız. Antifriz konulacak. Riski anlattık. Mavi antifriz kondu araca. Ben o sıra yoktum. Koymuşlar ustalarım. Su kaçağı varmış önceden. Şu an yok. Biz su kaçağı göremedik. Antifriz kondu zaten. Bir şey varsa ufak da olsa açar. Daha net belli olur. O zaman nokta atışı tespit yaparız. Stop edince bazen çalışmıyormuş. Öyle bir şey yapmadı şu anlık. Arıza çoğalınca artık ona bakılır. Birinci vitese geçerken geriye geçiyormuş. Aracı bilmeyenler geriye takıyormuş. Şu an gördüğünüz zaten yapılan işlemleri. Ercan Usta aracın tüm sıkıntılarını giderdi şu anda. Müşterimizi yarın çağıracağız. Aracını teslim edeceğiz. Evet, şu anda araçta bir test sürüşü yapıyoruz arkadaşlar. Boşta araç. Vites geçişleri de düzeldi. Çekişi zaten güzel. Görüyorsunuz. Şu anlık bir şey yok. Rölante dalgalanma da yok. Vites de güzel. Tekrar bir test sürüşü yapacağız. Şu an dur kalkın en çok olduğu yerlerden birindeyim. Boşa attım. Hop, hızlıca geldim ve durdum. Bakıyoruz. Nenen. Çok milim bir
Rölanti yükseliyor, alçalıyor. Ama stop etme yok. O kadar da normal zaten. Tekrar boşa attım. Görüyorsunuz. Herhangi bir problem yok şu anlık. Işıklara gidiyoruz. Tekrar durdum. Gördüğünüz gibi. Yani şu anlık bir stop etme yapmadı. Hep beraber şu an kullanıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, tekrar ben geldim. Neden ben geldim? Çünkü trafikte kaldım. Trafikteyken de sizlere tekrar bir çekim yapayım dedim. Araç şu anda gazda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben bunu benzin alıyorum. Benzinde de bir deneyeyim dedim çünkü. Şu an kalorifer çalışıyor. Farları da açıyorum. Kapalı şu anda. Farlarımızı da açtım. Gidiyorum. Ama durmadım. Çünkü adam da durmadı. Bakın. Benlik bir durum yok. Ben yoksa duracaktım yani burada. Ayağımı frene koymuştum. Hazır pozisyonda bekliyordum. Ki adam durmadı. Evet, hızlıca geldim ve adamın arkasında hala duramıyorum. Durdum diyelim. Hadi durdum. Görüyorsunuz. Şu anda herhangi bir problem yok. Araç benzinde. Farları yaktım. Stop etme yapmadı çok şükür. Tekrar geldik. Geldik. Dursan oğlum, nereye gidiyorsun ya? ADP. Ticari sağa çek. Evet. Tık. Durduk. Herhangi bir şey yok. Tekrar ne yapıyoruz? Gazı alıyorum. Gazı aldım arkadaşlar. Bir de gazda aynı şekilde kalorifer açık. Farlarımız açık. Yani gördüğünüz gibi herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Farlarımızı yaktık. Her şeyimizi yaktık. Gemileri yaktık. Ama araçta bir problem olmadı. Boşa attım. Hop. Tak. Durdum. Hiçbir şey yok. Dalgalanma da yok. Kapattık. Biraz kafa dinleyelim dedik. Şu an tekrar bakıyoruz. Evet. Hop. Şu anlık bir problem yok arkadaşlar. Evet, yeni bir gün. Polo'nun sahibi geldi arkadaşlar. Şu an içeride şu kartal birazcık yüksek devirde çalışıyor. Sesimi duyamazsınız diye buradan konuşuyorum. Yine çok şükür yoğun bir gün. Müşteriyle şimdi bir test sürüşü yapacağız. Kendisinin de yorumlarını dinleyeceğiz. Şu an araç sahibiyle test sürüşüne çıktık arkadaşlar. Araç soğuk bir vaziyette. Sıkıntısız tek marşta çalıştı. Şu an bir yokuşa çıkacağız. Boşa atacak.
kendisi zaten sorunu nasıl yaptığını biliyor. Test edecek. Hep beraber şu anda göreceğiz. Evet. Aynı problemlerimi yapıyor mu, yapmıyor mu? Yokuşta çekişi deneniyor. Canavar gibi patiye çıkıyor. Evet, şu anda rölanti dalgalanmasında şu anda bir sorun gözükmüyor. Şu an hemen yapması lazım değil mi abi? Ya çok belli olmuyor. Bazen çok sık sık yapıyor, bazen uzun aralıklarla yapıyor ama yani genelde son zamanlarda çok sık yapıyordu. Şu anda bir problem gözükmüyor. Uzatalım bakalım. Zaten soğuk olduğu için de tam rölanti değil ya, ısındığı zaman daha net olur. Soğukken daha net belli olur abi aslında. Ya şimdi şeyde mesela soğukken atıyorum 11'de çalışıyor ya, hani normalde mesela 9'a düşüyor. Hmm. 9'dayken daha sık, daha sık yapıyor. Dalgalanma yapıyor ama normalde de şu anda yapması lazım. Tamam, biraz turlayalım o zaman, zaten araba ısınır hemen. Ya zaten hissiyatım olduğundan yana çünkü yani şu zamana kadar çoktan bir şeyler yapması lazım. Yapması lazımdı evet. Ya bazen titreme bile yapıyordu yani. Evet. Senin LPG'nin ayarları da çok oynamışlar. Hiç ayar yaptırmadım Emre. Yani ama şeydi, bozuk da ayarları. Bir şeyleri kapatmışlardı. Şey yaptılar. Çok istobettiği için anlattığım yani şey yap. Enjektörleri mi kapatmışlar? Çevirebildiğim kadar anlatayım sana. İstobettiği için 1000 devire mi atıyorum ya da rolanti şeyine düştüğü zaman benzine geçirdiler onu istobetmemesi için. Orada ayar yaptılar. Tamam, aynen biz onu yaptık. En son galcı, hatta onu söyleyecektim size, iyi akıl etmişsiniz. Biz onu bilgisayardan gördük sistemden. Evet, o da istobetmesin diye yapmış çocuk. Anladım. Bir o ayarla oynamış. Şeydi evet. Tamam, şimdi hatırladım. Az bir şey gaz verince tık benzine yaşa, gaza aynen, geçiyor. Aynen. Rölantideyken benzin. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Sen de gidiyorsun ama buraları biliyorsun herhalde. Evet. Bursa'da bu şekilde arkadaşlar bu arada. Karlı, çok güzel bir görüntü var aslında. Uludağ festivalleri de başlıyor. White Fest, Winter Fest Şubat ayında. Çok güzel eğlenceler oluyor. Konserler oluyor. Biz her sene gideriz. Emre abi, ben özellikle şurada bir şey söylemek istiyorum kardeşim. Buyur abi. Yani şu fites olayını gerçi videoda da anlatmışsınız ama. Vites nasıl olmuş ama? Ya fites darmadağındı. Yani ben bunu nereye götürdüysem, hangi ustaya, çok usta gezdim. Hep dediler bana mekanizma değişecek, mekanizma değişecek. Bunun mekanizması da çok zor bulunan bir parça. Yani kara borsa gibi bir şey. Antalya, İzmir, Ankara. Hatta dolandırılıyordum bu parça yüzünden. Değil mi? Son anda yırttık. Yani nereye gittiysen bir çare bulamadılar. Yani işte sana da derdim anlatırken lafın arasında da bunu söyledim. Hani Emrah dedim, hani yapabilirsen, yoksa değil mi? Hani şuna bir bakın diye. Vallahi arkadaşlar, orijinal gibi olmuş. Ya ben bu kadar tahmin etmiyordum. Özellikle de Erkan abi miydi? Ercan usta. Ercan ustaya fites için özellikle ayrı bir teşekkür ettim. Gerçekten. Vallahi video izleyince de göreceksin zaten abi. Canavar gibi olmuş yani. Maşallah, adamın kafa iyi çalışıyor. Vallahi. Soldan gidelim abi. Soldan gidelim, sol. Hah, yokuş var orada çünkü. Yaklaşık 5 dakikadır test sürüşündeyiz arkadaşlar. Araç da ısınmış olacak birazdan. Zaten müşterimiz bu videonun altına kendi görüşlerini de daha sonra paylaşır. Paylaştığımda, ben araç sahibiyim diye paylaştığımda yorumunu en üste taşıyacağım, sabitleyeceğim. Sizler de araç hakkındaki görüşlerini, ne sormak istiyorsanız kendisine sorabilirsiniz.
Hiç sıkıntı yok. Şu an çok şükür herhangi bir problem yok. Ben zaten gazda da benzinde de kontrol ettim. Evet, maşallah. Şu ana kadar yapması lazım. Ya bir şey olursa da zaten her zaman gelmiyor abi. Biz işimizin eyvallah arkasındayız. Kardeşim, eyvallah. Bir benzine de alayım bir de. Şu an benzini aldı. Evet. Onda. Amcalara yol. Evet şu an gördüğünüz gibi. Bunu şey yaptım. Sen evet zaten... şu anda. Emrah'cığım şu ana kadar yapması lazımdı kardeşim. Bunun için neler yaptırdın abi bu rölantı dalgalanması için? Sen çok parçalandım demiştin sanırım. Çok parçalandım. Ben 4 milyara yakın para harcadım kardeşim buna. 4 milyara yakın. Yani baştan benim distribütörle ilgili bir sıkıntımlardı. Hatta en son Kurban Bayramı'nda değil ikinci sağ. Kapının önünde kaldım. Çekiciyle götürdüm. Bir arkadaşımızın dükkanına. Tavsiye ettiği arkadaşımın dükkanına. Yani baklar araba 3 gün yattı. Baklar falan filan dediler beyinde. Ondan sonra orada bir 900 lira para verdim. Ondan sonra zaten bu şeyler başladı. Yani diğere götürdüm. Avans ayar yaptılar. Olmadı, bir yere götürdüm, bilmem ne yaptılar olmadı. En sonunda gazda kullanmamaya başladım. Dedim hani boşuna parçalanmaktansa benzinde kullanırım bari. Yani. Benzinde çok rahat bir şekilde kullanıyordum bu arabayı. Son 3-4 aydır. En son ufak bir yine çalışma problemi yaşadım. Götürdüm otosansiste bir servise. Distribütörün kömürleri bitmiş. Distribütör kapağını değiştirdi. Kapağını değiştirdikten sonra dedim ki ya birader bir dedim şuna dedim bir avans ayarı yaptıralım evet, şeye. Bilemez. Çünkü hep sosyal medyadan duyduğumuz şeyler işte avans ayarı yapınca daha araba düzeliyor falan filan. Ondan sonra avans ayarı yaptırdım. Hatta kesiciye girmiyordu araba. Avans ayarı yaptıktan sonra kesiciye girmeye başladı. Ama oradan çıktım. 2 gün kalmadı. Bu benzinle de yapmaya başladı. Ve zaten yaklaşık 1-1,5 aydır geçen en son eşim ve çocuğumla yolda kaldım. Dedim artık yeter. Ya yapacağım ya satacağım. Ya yapacağım ya satacağım. Zaten gelmeden sana söylemiştim. En son yer dedim sensin Emrah. Hani olmazsa dedim bu arabayı satacağım. Ama buradan söylüyorum Allah razı olsun tekrardan. Senden de abi ne demek? Cümlemizden. Gördüğünüz gibi araç da ısındı, bayağı bir yol kat ettik. İzleyenlerimize son olarak ne demek istersin abi? Burada kapatalım videomuzu. Vallahi öncelikle Allah razı olsun diyorum kardeşim. Yani derdime derman oldunuz. Senden daha. Yani mi? Çok yere gittim. Bir türlü çare bulamadılar. En son dedim zaten Emrah'a da gelmeyi söylemiştim. Dedim kardeşim hani sen de artık burada da bir çözüm bulamazsa dedim satacağım bu arabayı. Yani geldim. Zaten Emrah telefon dedi abi arabanın her şeyini hallettik deyince, özellikle fitesi de hallettik deyince inanasım gelmedi. Geldim gördüm her şey dört dörtlük. Yani Bursa'ya böyle esnaflar lazım, böyle ustalar lazım. Arabanız arıza yaptığı zaman hiç düşünmeden gelip teslim edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Hakkını kardeşim. Helal et, kesin helal et. Ayağına sağlık. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar aracı normalde teslim etmiştik biliyorsunuz. Fakat araç yine stop etme yapıyordu. Rölantide dalgalanma yapıyordu. Ne yaptıysak kurtaramadık. Bunun için boğaz kelebeği değişti. Bobin değişti. Bobinin ateşleme kablosu değişti. Bu da zaten kaçırıyormuş. Daha önceden bantlıydı burası. Kaçırdığı için bantlamışlar. Bunu da sonradan öğrendik. Hepsini değiştirdik şu anda. Araçta bir problem yok. Soğuk da olsun. Yol da yaptık. Hiçbir problem yok çok şükür. Şu an müşterimize teslim ediyoruz. Evet, Opel'e başlandı arkadaşlar şu anda. Sökülüyor. Bakalım motorda ne çıkacak? Civciv mi çıkacak? Çıkmıyor mu? Yemin etmiş ya. Bundan iyisi varmış oğlum. Yemin etmiş, takıma bak ya. Şuraya bir de su tavasını getirir bunun altına. Tut şunu. Gel. Sağlam tut. İki elinle tut.
Geç şuna. Alo. Evet. Bak yok sen kayıyorsun sürekli ha. Şurada bir kayacağım bir daha kendine geleyim. Daha anasını ver. Bir tane kelepçeye doğru şuna. Bir saatten beri yanlış anlamayın yani. Motorum bilmiyorum. Nerede kalsın? Boru söktü mü bir tane? Boruyu değiştirmediniz mi siz onu? Yok. Bundan sökmüşler herhalde. Bunu sökmemişler. 8-9 yıldız alayım. 8-9 yıldız var. 8-9 yıldız. Muhammed sen burada dur. Şurada bir kendimize bir yer açalım az bize. Onu bir al bak, onu bir alalım oradan. Bütün yerler bizim olacak abi. Atlar bizim tesisat orada. Emrah, o açılma sahnesi var ya. Kapağı alıyorsun da direkt pistonun içine o görme sahnesini istiyorum. Burada bir kulak. Şu kapağın civatası, başka bir şey yok. Aslan şeye bakacağım, Emma Manipol'un arka bölümesine bakacağım. Ondan sonra ne çıkarsın? Lan şey yapsaydık o zaman, hiç vurma kiri koyu, itelim kanala. Ya o da olur. İleri alırız sonra bir daha. Kanala mı? He. Tamam. Dur abi kanala girecekmiş. Altına yatacaksın, emmeye bakacaksın, edeceksin. Hemen eksos sökeriz. Tamam çek. İndir kiri koyu. Salam efendim. Evet, burası tamam. Nekle lazım olacak şimdi. Kav abi. Hangisi şuradan? Bu sik söken bilir. Çek abi. Al abi. Civata mı? Civata bir de bilgi var bence. Aynı. Var mı arkada tutan bir şey? Şu an işin yok. İşin gözükmüyor kanka. Sağ ol. Koy yere. Lan oğlum tutan o kapağı. Var mı? Motor mu? 60 kapağı. Bir dakika bakayım bir. Var mı bir şey? Bir şey yok. Nasıl kırmış onu ya? Nereye vurduk o? Dağılmış o bence. Bunu tekrar da karar vermez mi? Bunu mayıp kullanırsa. Tekrar da karar verir buna bence. O kadar bir şey gözükmüyor. Burada var abi. Burada da takılıyor. Çok mu? Baksana tırnağa takılıyor. Vallahi de. Kurtarmazsa motor inecek. Böyle böyle honlama yapacak. Kurtarırsa sıkıntı yok. Kurtarmazsa honlamayla. İnecek motor. Motor inecek. Komple sekman, piston. Farklı gömlek gerekirse. Tamam. Bir ise beşe çıkacak. Abi bir şey çıktı mı peki aralarında? Ne çıktı oğlum? Üstünün kapağı kopmuş işte. Çıkmış aşağı düşmüş.
Neyin dolayısıyla böyle vurdu ya? Donmuş bir. Tamam, bir tonel verin, alalım. Şimdi mecbur karteli açacağız değil mi? Karteli açıp pistonu, pistonu kurtaracağız. Şey versene, uzun kargayı ver. Uzun kargabını ver. Alalım pistonu. Nur topu gibi pistonumuz olacak şimdi. Onu ne görmüş. Lan bir anda böyle, abi çalışıyor daha araba burada. Soğuktan dolayı kaynaklanıyor. Soğuktan değil mi? Ya bir de hararet yapmış. Soğur üstüne, sürekli ekliye gelmiş. Hani bir tane sekmen kalmamış bu zaman. Sekmenler nerede? Diğer parçalar kartelin içinde. Aynen. Nur topu gibi motorunuz oldu. Ha dur, bana şeyi ara dedi uyuyor. Konu da değişir tamam. Herhalde. Yataklarda bir şey gözükmüyor gibi. Altta mı? Aynen. Altta bir şey gözükmüyor. Boşluk falan yok öyle. Normal bu kadar zaten. Bunlar da bize şu daha şeyleri değişir mi? Ama kol yamuk. Kol yamuk. Ya kol kurtarsa. Şey, blok kurtarsın da kolum olur düşünmüyorum. Bunları sekmence ayarlar. O pim ne şu pim? Yağ. Yağlama tamam, çubuğu değil mi o? Yağlama çubuğu aynen. Ha. Yağ fiskesi. Yağ fiskesi. Orada küçük. Şu. Arion'u açalım karteli biz de. Azgeri alalım. Aynen. Tamam. Sal, motoru sal, kirpayı. Kapıya dördüncü lazım. Oynuyorsunuz mu? He. Ne oynuyorsunuz? Çifte telli. Çifte telli. Aşağıda. Evet. İki kişi. Ya o. Ama iki kişi anca dans eder abi. Siktir et, dans ederiz. Tornavida verin bir tane düz. Düz tornavida. Burada. Ya bu basit. Gidiyor işte. Buyurun. Geceniz olsun. Oo. Sekmanlar burada. Bu piston kolunun pimi. Pimi mi? Aha. Tamam. Doğramış hep içine. Baksana ya. Ercan abi. Hı. Şu kepi alalım. Tamam. Onu itmen lazım yukarı. Tamam. Sen pistonu ver bana aşağı. Bunu mu? He? Ver direkt kepi taksın kanka. Kepi de ver, uğraşmayalım. Böyle mi? Böyle olabilir. Ben yere koymadım. Yatak şeyde yapışık. Yatak bu, bir tanesini aldım ben. Burada yatağın bir tanesi. Önemli değil yataklar ya. Problem değil ya. GM yazısı ön tarafta. Sıkıntı yok. Aynen. Aynı arkada kalıyor. Aynen. Karışma. Al. Al abi bunu. Alabiliyor musun? Aldım. Tamam hadi, hayırlı olsun. Senin olsun. Al. Hayırlı olsun. Abi bir görsem yatak atak etti. Ana daramalı fark gibi. Vermemiş. Hepsi çıkacak mı bunların? Aha. Dur baş abi bir dakika. Bırak. Bunda bir şey yok bak, bu iyi. Bu iyi, rahat gibi. Çıktı mı? Yok. Dur bir saniye. Böyle kurum yapmış kafa. Kafalar kurum evet. Yapmış ya, böyle sekmeler geldiği yerden gerisi. Evet geliyor. Ondan görüntüsü çıkmıyor. Evet geldi. Hayırlı olsun. Al kanka, tak şeyini sekmen. Devam. Evet, evet. Çıktı. Tamam. Ver abi. Abi ne geçiyor? Hadi bunlarda da sıralama yok. Ben size söyleyeyim. Bunlarda mı? He. Direkt takarsın. Yataklar aynı olduktan sonra. Bir şu yağ şeyi var ya. Şunu yukarı itmek lazım. Ya orada parça var. Boruyu. Onun altında parça kalmış. Yağ borusunu yamutmuş. Yağ borusunu. Olmuştur onlar. O abi. Heh. En son balon bunu bir honlasın. Tamam mı? Heh. Honladıktan sonra onlar sökülüp, o gerekirse pistonlar takıldıktan sonra değiyor mu değmiyor mu çevirip bakılır ona. Onlar nereden sökülüyor kanka? Yukarıdan mı? Yukarıdan sökülüyor. Aynen. Ona değme ihtimali var şu an. Tamam, onu ayarlarız ya. Kırmamıştır da yamukmuştur.
Ya onun oynaması normal mi? Ben zaten şey basıyor zaten. Eksantrik basıyorum. Şey, eksantrikleri sökmedik ya. Basıyor. Vurmuş buraya ikiye. He. Vurmuş mu? Vurmuş. Gitsin kapakçıya. Gidecek abi. Gidecek kapakçıya. Vurmuş. Mecbur gidecek. Kırık, vuruk ikiye yamutmuş. Donduktan sonra onu patlatmış bunu zaten. Donduğu için patlatmış. Sökmeyiz. Bunu sökmek de bir sürü iş. Şu an sekmanla kurtarmayı mı diyoruz? Tabii. İnşallah sekmanla kurtarırız. Şey değişecek, bütün kolu değişecek. Bir tane kolu bükmüş komple, yamutmuş. Kol değişir, sekman kurtarırsa bu şekilde gider. Bir koldan kurtarmaz dersen motor inecek komple. Anladım. Ona da sekmenci karar verecek yani. Kafamıza göre sökmüyoruz. Tamam, ya sökmek önemli değil. Sökmeyi söküyorsun da toplarken, sökerken bir saat sürmez şunu sökmemiz. Tabii. Ama toplarken bir gün sürer neredeyse. Yani onu temizle, bunu temizle, her şey detaylı işçilik. Önemli olan toplamak, sökmek hiçbir şey. Tabii. Yani bat. Geçen görmedin mi Peugeot'u? Ne yaptık? Darma duman ettik Ford'u, Fiesta'yı. İki saat, bir saatte aynen dizel öyle arabayı yok ettik. Ama toplarken daha bir gün geçmedi arada. Ben bir arabayı yaptırmayacağım, alacağım. Daha konuşmayacağım, yeter bu. Bu kırık, adam su koyuyorum diyor. Zaten bidonun içine girmiyor, direkt buradan akar. Böyle 10 kilometre gelmiş yani. Daha Gürükle'den buraya gelmiş. Bunu muzdan dolayı patlatmış bu. Evet. Sonrasında müşteri su ekliye ekliye gelmiş. 10 kilometre geliyor böylelikle. Ve bunun sonucunda arabanın pistonu sarıyor. Sardıktan sonra aşağı doğru inerken patlıyor. Patlama sebebi öncelikle buz yaptığı için, sonrasında da araç çalıştığı vakit piston gömleğe sarıyor. Sardıktan sonra çekiyor, alıyor, patlatıyor. Patlıyor ondan sonra. Sebebi bu yani. Sebebi bu. Ve de silindir şu anda zedeli, honlanıp bakılacak. Bunun için direkt defiyeciyi bekliyoruz. Bunda üçüncü silindirde de var aynı şekil. Ama onu kopar. Sarma. Ama onda patlatma yapmamış. Sadece sarık gözüküyor. Evet arkadaşlar, ben sanayideydim. Parça almaya giderken sekmancı gelmiş. Yani çok çizik var dedi yani, o yüzden. İçerisi çok çizik var dedi. Yani kurtarmaz dedi ya. Bunların zaten dedi sekmanları 1.2, 1.3 dedi. Çok ince sekmanları dedi. Kurtaramayız dedi yani. Hmm. Toplarsanız bir daha sökersiniz dedi. Randıman alamaz, kullanırken dedi sıkıntı yaşar dedi. Mecburen motoru indirin, motoru motoru indireceğiz. Şimdi motoru komple indirirken ne yapacağız başka? Her şeyini alacağız değil mi üzerinden? Bu çıplak hale soyacağız motoru, göndereceğiz ekleticiye. Hiçbir şey kalmayacak üzerinde. Hiçbir şey kalmayacak. Anladım. Çırılçıplak. Çırılçıplak. Aşık olsam. İbrahim Erkal. Rahmetli anıyoruz. Ama o sırılçıplak değil miydi? Çalandı. Bir dakika, çırılçıplak öyle olmadı. Bilal Usta yine desteğe geldi. Bir BMW'ye geçiyor, bir Opel'e geçiyor. Bu çocuk bir çılgın. Evet. Orijinal kama. Kendisinden kama. Şimdi gördüğünüz gibi az kalmış. Evet, çıktı arkadaşlar motor. Çek böyle fotoğrafını şeyini. Gidecek de komple dağıldı. Rektifeciye gidecek şimdi. Toplarken 8 tane usta lazım. Rektifeciye gidecek, kapakçıya gidecek. Güzelce toparlanacak. Motorun önünde su kaçağı da varmış. Tapalardan. Ya blok tapasından. Blok tapasından. Veya oradan. Veya ön taraftan da var egzoz değil mi? Ya orada boru mu ne giriyor galiba? Borulardan mı? Nereden acaba? Buralarda bir sürü boru giriyor. Tamam, toplarken bakacağız ya. Çıkacak tabii onu. Borularda baksana, şu boru var. Bak o var. Olay bu zaten. Bak termostatın borusu. O mu diyorsun? Bu şeye girmiyor. Aha bu böyleydi. Tam öyle giriyor. Buraya böyle giriyor. Bundan daha kaçırıyor. Da var orada. Birkaç tane daha var soğutucunun. Bak. Var mı? Manifoldun altı önemli. Bak oraya giriyor. Şunlar manifoldun altında hep. Orada mı? Tamam, bunlardan daha geliyor. Bak bu da buna giriyor işte. Tamam. Şu şekil duruyor bak. Şu şekil. Bu şekil. Ya bunların hepsi manifoldun altında. Hepsi contadan kaçırıyor bunlar. Contadan zaten oksit moksit alsın ki ya. Bir dakika bak. Buralardan. Çakal da vermiş. Olabilir bak. Buradan da vermiş. Bak buradan kaçırmış. Buradan da kaçırmış. Bunun aslında o-ringlerini almak lazım. Abi takım alırsın zaten. Bunun 7 sürerlesini alacaksınız yani. Öyle 3-5 tane bir şey değil. Sana. İçine var bir tane. Silikon onları. Buna bir sürü şey alın. O-ringleri değişip o-ring bitmiş bu. Alırsın alırsın. Hepsi alırsın. Bunun şeyi ister mi? Yağ pompasını değiştirmek ister mi acaba? Veya bizden ister mi sonra? İçer abi. Pompa da komple anasını satayım. Gitmiş. Görüyor musun? Yok yok, komple diyor. Bütün. Devirdaim hepsi pompaya bağlanıyor. Yağ pompasını. Devirdaim buna bağlanıyor ama devirdaim çıkıyor tabii. Hayır, şuradan 3-4 önce atısı var. Devirdaim'de çatlama var mıdır lan? Yok yok. Şöyle. Aşağıda.
Ben lahmacun yaptım. Yemek geliyor yemek. Yemek geliyor. Baba size yemek söyleyeceğim. Bize niye yemek söyleyeyim? Biz evden yemek geliyor bize. Sen birazdan yemek yiyeceksin. Bloğu almaya geldiler. Red Tepe'ye gidecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La. Evet. Yeri hazır mı? Bu da şey mi? Mezar taşı mı o da? Piston aşağı düştü ya. Piston aşağı mı düştü? Burada burada. Piston aşağı olmuş harbiden videodaki gibi. Evet. Bloğu teslim ettik. Gerek var mı? Yok yok. Şimdi uğurluyoruz. Evet, kapakçımız Uğur Bey de geldi. Kapağı teslim alacak. Aleykümselam. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız Uğur Bey? Sizi gördük, daha iyi olduk. Şu an kapağımızı teslim ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kapağın sorunu neymiş, neler çıkacak? Aralıkta kapak ne kadar zarar görmüş? Çatlak patlak var mı? Testten sonra hep beraber sonuçları duyacağız arkadaşlar. Çatlak testinden sonra size geri dönüş yaparız. Tamam abi. Tamam mı? Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Selamünaleyküm, kolay gelsin diyelim öncelikle. Nasılsınız ustam? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Kapağa geldik bir ziyarete. Kapağın durumunu öğrenmek istedik. Abi kapağınız çatlak. Şöyle işaret koydum ben iki çizginin arasından. Şöyle bir iniyor böyle aşağı doğru. Şimdi bu çatlak neden olur? Abi geçenki donlardan dolayı yani. Dondan dolayı evet. Değil mi? Kolay kolay buradan çatlama olmaz. Evet. Ama bondan dolayı böyle bir çatlak yapılma ihtimali de yok. Zaten bu kapakta su kaçağı arıyorduk böyle. Su kaçağını da bulamadık. Bu sırada takır takır gitti. Ya, su kaçağı belli yani. Buradan egzozdan atar yani. Buradan, buradan çatlatmış. Şuradan çatlatmış bak. Burada da başlamış inceden. Burada değil mi? Evet. Burada da var. Yani kapağı zaten görüp deden su koyu koyu geldim diyor ama şuradaki kursak komple kırık. Kırık olduğu zaman buz kırmış bunu. Su buradan zaten aşağı gidiyor. Bloğa girmiyor. Görüp deden böylece geliyor. Görüp deden değil mi? Evet. Evet, görüp deden. Görüp deden susuz bir şekilde geliyor araç. Bunda hararet göstergesi de olmadığı için bunda lamba yanıyor ya. Ama bu çatlak daha önceden çatlamış. Yani o buz olayında çatlamış. Donda çatlamış. Donda çatlamış. Evet. Yani gelirkenki olay değil bu yani. Ha, donda çatlamış. Kapakta çok atıklık yok. Atıklık yok kapakta. Aşırı bir atıklık yok. Dondan dolayı çatlatmışlar. Evet. Peki, anladım. Peki, tamam, ustalarımıza teşekkür ediyoruz. Kapağın halini öğrendik arkadaşlar. Hep beraber çatlakları da gördük. Buralarda zaten belli. Burada da başlamış. Sıfır kapağımız geldi. Gıcır gıcır, kirli. Usta, yeni kapağımız bu. Tamam usta, yeni sloplarla beraber montaj ettik bunu. Yeni sloplar da bu. Abi yeni sloplar da bu, gaza uyumlu. Tamam. LPG'ye uyumlu olması LPG var. Olduğu için araçta. Daha sağlam bu çiboklar. Aynen abi. Çibokları biraz daha dayanık koyuyor. Eskisi. Şimdi yenileri var ya bunların. Yoksa bile biz yenisini takıyoruz. Bunları sürekli uğraşmıyoruz. Sen yine bu evet. Kaparmanlar abi. Merhaba ya. Şimdi yavaş yavaş toparlama işlemleri başlayacak. Ustalarımıza kolay gelsin diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz kapaklar hep dondan sonra gelmiş. Buz görmüş. Ustamın söylediği araçta antifriz olmadığı için ya da az olduğu için conta falan büzüşüyor dedi. Büzüştüğü için de kapaklar atıyor. Gördüğünüz gibi birçok kapak var burada. Bakın buralar hep bitmiş, çizmiş. Şu an yani açıklama yapmak isterdim ama ben de anlamıyorum fazla. Yani
Bunlar da bayağı şey olmuş. Herkese geçmiş olsun. Evet, şu an rektifilciye geldik arkadaşlar. Motorun durumunu öğreneceğiz. Şimdi kapak çatlak olduğu için, tamam mı? Şimdi sen bana dedin ya, araba yağ değişmeye, su değişmeye geldi. Evet. Bakım yapmaya geldi. Şimdi arabanın zaten kısımda kapandığı çatlak varmış. Tamam mı? Varmış. Buz donmuş mu? Donda zaten şey kırmış. Tamam. Çatlak varmış. Tamam mı? Sen de şimdi haline yağ bakımıydı, antifriz koydun ya. Koyduğun zaman oradaki çatlak tamamen açtı. Tamam mı? Halinden açıyor zaten. Yani çürük kapa da olsa, bir yerin bidon bir yerinde ufak çatlak da varsa orayı açıyor. Antifrizi koyduğun zaman. Ondan sonra pistonun kafaya suyu yığıyor. Yani kafaya suyu biriktiriyor. Bunu da halinden piston motor dönüyor. Piston yukarı çıkıyor. Suyu atamıyor siboptan. Atamadığı için de kolu yamultuyor. Kolu yamulttığı zaman da pistonu parçalıyor. Bu hale getiriyor. Yani su geliyor kafaya. Su geldiği için suyu atamıyor hepsini dışarı. Mecbur çıkması lazım. Atamadığı için de piston kolunu yamultuyor. Piston hala kırıyor. Devam ediyor. Pistonu kırıyor. Atamıyor çünkü atmak istiyor. Evet. Bir yerleri patlatacak. Ya bloğu patlatacak, ya kolu yamultacak, ya pistonu patlatacak. O yüzden atabildiğinde de atmış. Atamadığını zaten kolu yamultmuş. Pistonu parçalamış. Ondan sonra. Dua et bloğu çatlatmamış. Evet. Test falan yaptı, bir şey yok. Sıkıntı yok. Evet. Komple revizyon oluyor. Bir de şişmiş olma ihtimali. Ne durumda yani? Bu şimdi Gürükle'den bizim dükkana geliyor, Bağlar başına. Tamam. Su koydum sanıyor ama buradaki su kursa kırık olduğu için su koysa da bloğun içine gitmiyor. Veya sinir kapağın içine gitmiyor. Su koyuyor, su gitmiyor içeri. Gitmiyor, gitmiyor. Öylece geliyor zaten. Ne oluyor bu sefer? Abi motor donuk muydu? Buzlu motor. He. Donuk muydu ama motor? Tabii buz. Şimdi motorda buz varsa bloğun içine su gitmez. Evet. Niye gitmez? Her yer tıkalı olduğu için gitmez. Yani su kanalları tıkalıysa, yani hortumların içleri falan kalırsa buz vardı almaz. Zaten. Tamam. Su içine almaz. Almadığı için de bu hali. Ya bu versin ki bloğu patlatmadı. Yani evet. Kranga zarar vermiş. Sadece bloğu zarar, kola zarar vermiş. Suna zarar vermiş. Evet. Ya zaten işin nasıl söylüyor muyum? İşin nasıl, yani motor revizyon zamanında gelmiş bunun. Değil mi? Ha, aynen öyle. Revizyon zamanında gelmiş yani. Bu motorda değişik malzemeler. Piston sekman, standart kotse, piston kolu bir tane orijinal. Ana yatak standart, kol yatak standart, Colbert marka. Bir takım kol bulucu, bir tane de yağ fiskesi. Yani altta yağ jeti. Evet. Ya o yağ jetini kırdığı için yamut bucunu mecbur değişeceğiz. Not demişiz, motora gömlek yapılacak. Bunların normalde ajantada gömleği yok. Normal gömlek fabrikasına gömlek yaptırıyoruz. Motorunda test yaptık, çatlak testi yaptık, çatlak falan yok. Bu kadar. Dostumuzun vermiş olduğu bilgilerden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Motorumuz güzelce revizyon görecek şimdi. Şimdiden hayırlı işler, kendilerine kolay gelsin. Evet, kapakçımız geldi arkadaşlar. Aleykümselam, hoş geldiniz abi. Bu eski olan değil mi? Bu eskisi. Bu da yeni kapak. Zaten bunların açıklamalarını yapmıştık. Evet. Evet, bunların açıklamalarını yapıldı. Bunlar eskileri. Tamam, eskileri müşterimize göstereceğiz. Aha. Evet. Sen de abi iyisin abi. İyiyiz. Sizlere göre daha iyi olduk. Allah razı olsun. Taşlar mı? Keçelerini falan takarsınız abi. Daha keçelerini aldın mı? Niye aldım? Keçelerini o almış bak. Keçeleri burada takarız diye. Kapak geldi, şimdi motoru bekliyoruz. Değil mi? Evet, aynen. Motoru bekliyoruz. Çünkü gömlekleri yapılıyor hocam. Tamam. Şimdi sıradaki aşama. Evet. Hayırlı karşınızda kim var? Ahmet Usta. Ahmet Usta'yı hatırlıyorsunuz. Arsiklet boks şampiyonu. Siz bir de duvarın halini görün. Almadı ya, duracak diye teller. Kanki koluna ne oldu? Ne zaman kadar? Priz kafa tuttu. Priz kafa tuttu. Aynen. Hadi geçmiş olsun kardeşim. Ben de yeni taktıydım. Sağlam tuttu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Motorumuza başlanmış. Bitmek üzere hatta. Son dokunuşlar. Şu an pistonlar çakılıyor. Torna. Gel. Dur.
Gel. Boşluk. Ya boşluk. Bu kadar olacak. Tabii. Tamamdır. Teşekkür ederiz son. Şimdi şeyden gelen parçalarını tutturalım. Evet, hepsi geldi. Fiskiyle geldi. Fiskiyle taktı. Artık olmuşlar. Bu şekilde çakılıyor arkadaşlar. Sonuncu piston. Pres. Az da. Az da. Tamam da. Hadi hayırlı olsun. Ustalarımızın ellerine sağlık. Evet, ustamızın ellerine sağlık. Son olarak motorumuzu alacağız. Şimdiden hayırlısı olsun. İnşallah daha bir sıkıntı yaşamaz. Ustanın alnının teri kurumadan ödemesini yapıyoruz. Motorum hemen daha kurumamış. Fazla oldu. Allah bereket versin. Ne veriyorum abi ben sana şimdi? 2700. 2700 lira. 2700 lira. Teşekkür ederim abi. Bereketin var. Allah güle güle yemek nasip etsin. Amin abi. Bizim malımızın hayır görü abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Elinize kolunuza sağlık. Kapandı. Bir defter, bir sayfa daha kapandı evet, arkadaşlar. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Kaç tork basıyorsunuz lan buna? 6. 6. 6 kilo. Tamamdır. Bu ne? Bu arka krank geçisi. Arka krank geçisi. O çakılacak yerindeyken. Numaraları mı kontrol ediyorsun usta? Numaralara bakıyorum. Bunlar kırma konu olduğu için kesişmiş mi diye bakıyorum. Bu işlem nedir usta? Efendim? Bu işlem nedir? Yükseklik ölçümü. Yükseklik ölçümü. Son yükseklik ölçümü. Thank you.
Bize de yağ pomposunu doldur, bize de yağ çektir. Tamam mı? Her yağ pomposu kuruysa yağ çekmez. Yani o yağı çekene kadar en az aşağı yukarı bir tane piston kolundan bahsediyorum. En az 8-10 tur atıyor. Yağı çekene kadar 10 tur atıyor. 4 kol 40 tur atıyor. 40 tur atıyor zaman yağsız dönüyor. Yağsız döndüğü için kol yatakları bozuyor. Evet. Kesinlikle yağ tak. Yağ taktıktan sonra krangı çevir. Tam içine yağ alsın. Kolun içine, ana yatağın içine yağ alsın. Zaten marşa bastığın zaman kırıklanmasın. Öbür türlü kuru takarsan en az 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye alan böyle söndüremezsin. Ne geliyor? Tamam. Evet, çekiç ver. O neresi abi? Bu silindir kapağına gidiyor. Bu silindir kapağının eksantrik yataklarını yağlıyor. Şuradaki delik çok önemli. Bu ne delik biliyor musunuz? Evet. Bu vanuşlu. Evet. İki tane vanuş vardır bunda. Bu delik kalın olursa arabanın vanuş sesini kısamazsın. Yani şey yapamazsın. Yani burada yağ direkt vanuşları dolduruyor. Sesini, soluğunu, bilmem nesini, çalışmasını, her şeyini buradaki yağ görüyor. Evet. Tamam mı? Burada zaten burada bunun sibobu var. Bunu da ben temizledim. Şurada. Bak şu içeride bunun sibobu var. Şu içeride. Sibobu. Vanuş sibobu var. Sibobu temizledim ben. Geri salma mı yapmıyor? Aynen öyle. Yağı basıyor, yukarıda bir okutuyor, geri gelmiyor. Son olarak krank keçesi çakılacak. Biz de o sırada sanayide ufak tefek işlerimiz var, onları halledeceğiz. Daha sonra motorumuzu alacağız, sen götüreceğiz. Şey yapalım da. He. Tamam. Çakılırken de çekelim dedi. Çek oğlum. Tipi gevşetip çarpmak daha güzeldir. Daha iyi. En garanti. En garanti. En azından keçiye zarar vermeyeceksin. Götür götür. Şimdi az bir şey yağlayacağız bunu. Niye yağlayacağız? Keçe ötmemesi için. Ondan sonra düdük gibi öter. Gres sürüyorum. Sıkıntı var mı? Aynen. Normal gres oluyor yani. Fark etmez. Yağ olsun da istiyorsa tereyağı olsun. Bunun tarafına güzelce süreceksin ki keçe ötmeyecek zangır zangır. Bunlar da hastalıktır. Bu keçeler kuru keçe olduğu için. İyi yakmıyor bu keçe ya. Hı? Yakmıyor iyi. Bu miflonlu keçe. Miflonlu. Bu keçe ısındığı zaman daha da kapatır. Isındığı zaman daha da kapatır. Bak şunu görsen. Yolda görsen affedersin bir boka yaramaz dersin. Evet. Veyahut da yolda görsen bu yağı tutar mı dersin. Evet. Isındığı zaman daha da ufalır bu keçe. Evet. Bir de ucuz da değil, pahalı. Pahalı. Ucuz keçe. Bunun okuyucusu burada mı? Okuyucu sacı. Buradan ne okuyor? Buradan işte keçeyi taktıktan sonra bunu takacağız üstüne, tamam mı? Bunu takacağız. Buradan bütün sistemi, bütün arabanın çalışma organını hareket ettiren şey burasıdır. Hı. Buradan beyine komut verir. Hı. Beyin de ona göre yakıtını, enjektörünü, çalışmasını, sibobunu, ıvır zıvırını, her şeyini bu ayarlar. Gayet güzel oldu. Yeni gibi. Gayet güzel oldu. Ver bakayım. Hadi bir kay. Bunlar şurada. Bunlar da.
Şimdi usta ben sana bir şey soracağım. Tabii. Pamuk nereye tıkanır? Pamuk mu? Pamuk neye tıkanır? Pamuk? Abi. Pamuk çok bir çok bir şey var yani. Evet nereye tıkanır? Nereye takılır pamuk? Nereye tıkanır? Meftaya değil mi abi? Evet yani. Aynen. Rahmetliydi nasıl bilirdiniz? Eski ustalarımız böyle yerlere, şöyle yerlere pamuk tıkardı. Ama yeni nesil ustalarımız hepsi sıvı conta sıkıyor maalesef. Ondan sonra yağ kaçırıyor. Buraya evet. Sıvı contalı pamuk tıkayacağız. Sıkıyorum. Sıvı contalı. Evet. Vay be. Evet. Allah razı olsun yeni ustalarımıza. Güzel bir bilgi evet. Bence. Şurada düz olması lazım. Sonra keçemizi tekrar vuracağız. Vuracağız. Açık yerlerde. Bu açık yerlerde değil mi? Öncüsüne de saçan burada. Çünkü bazı araçlarda öyle açıklık yok. Şimdi bu tek yerde gelir tamam mı? Bu tek yerde gelir. Bak mesela şu bunu karşılamadı diye evet. Görüyor musun? Evet. Bak bu burada karşılamadı. Bunu çevireceksin. Tornavida mı? Hı hı. Olmaz. Şimdi bunu tek yerde gelir. Gördün mü? Evet. Bu tek yerde geldi. Yani bir yerde gelir. Tamam oğlum şey yap. Sık grangı. Pamuğunu tıkalım. Bunu sen takacaksın abi. Şimdi düşer üstünde onu. Orayı da mı altıyla sıkıyoruz ustam? He? Orayı da mı krankı da altıyla? Anaları 9 kilogram. Anladım. 9 kilogram. Sık hemen pamuk adına. Pamuğumuz da geldi. Euro 5'te motor biliyordur oğlum. Euro 5'te 500 koyacaklar demek. Sıvı contalı pamuk. Sıvı contalı pamuk. Sıvı conta Victor. Evet. Genelde motorlarda da sıvı contalı pamuk. Başka şeyde kullanmıyoruz değil mi abi? Sıvı contalı pamuk. Sadece krankın arka keçenin olduğu yerleri buralara. Bala siperi ver Emine bana oğlum. Bunu yeni nesil ustalar bilmez. Evet. Allah'tan sadece motorda kullanılıyor abi öyle. Hı? Evet. Şimdi burada yağ vardır. Tamam mı? Burada yağı da yutmamız lazım. Yapışsın diye. Evet. Allah'tan krankta bir şey çıkmadı abi. Evet aynen. Oğlum şeyleri getir. Getireceğim. Neden biliyor musun abi de krankta bir şey çıkmadı? Getir şeyleri. Rolantide çalışırken tık diye yaptı diye. Rolantide çalışırken taka taka tık durdu. Hmm. Eğer yüksek devirde olsa olmuş olsaydı bu sefer aynen. Zarar olurdu. Gelin aparatlara. Burada şu aradan, şu alttan. Şu arayı görüyor musun? Evet. Şu aradan yağ kaçırır. Şuradan cırtlaması lazım. Sıvı conta, pamuk. Göreceğim zaten şimdi. Evet. Tamamdır. Böyle soğuk gittim. Böyle yağ kaçırıyormuş, su kaçırıyormuş. Tıkamaya. Doğru.
Yardım büyük bir şey. Şimdi sadece sıvı conta sürdüğün zaman zamanla o sıvı conta kuruyor. Kurduğu çekme zaman yapıyor. Çekme yapıyor, görev almıyor. Ama sıvı contalı pamuk yani bir duvar gibi düşün, sıva gibi düşün. Aynen. Evet. Keçe görevi veriyor. Aynen öyle. Aşırı mantıklı geldi bana. Evet, şu an taşıyor. Evet. Sıvı contayı sürdüğün zaman onu da bile taşıramazsın. Şimdi bu videoyu zaten bilmeyenler de görecek. Hem öğrenmiş olacak abi. Dua eder işte. Getir. Bu uzun, yarısını köl. Al bunu sokalım istersen. Salmastıra gördün mü sen usta? Yok abi. Bazılarında da salmastıra vardır abi. Salmastıra ne ya abi? Keçe görevi görüyor. Tam hazır. Yeterli mi? Az daha ver. Evet, hoca nerede? Hoca? Hoca şu an abi pamuğu tıkayan. Ben tıkıyordum, hoca ben değilim. Az kısa yarısını al bunun. Senin görevin o zaman ver. Pamuk işlerine sen bakıyorsun abi. Gastil mi? Ne diyorlardı? Gassal mı? Gasilhane. Yok, gasilhane yapıldı yer gassaldı herhalde onu. Pamukçu, imam ayrı. İmam ayrı. İmamın kayığı tamam. Var çünkü. Tamam. Onun gassalı yok. Sıvı contayı ver. Bunu artık orada yaparken bunlar önemli çünkü köşeler olduğu için. Evet. Zaten oralara ben bir tık daha yoğun geçiyorum. Tamam. Dışa doğru, içe doğru değil. Ki buralar önemli değil zaten. Hemen bu ek yerde. Diğerini koy. Evet. Gördün mü? Evet. Şimdi bu fazlalıkları alacağız. Az daha alacağız. İşimiz garanti olsun diye şuraya komple oraya tekrar böyle yedirerek tamam mı? Yedirerek evet. Süreceğiz. Bunlarla daha işimiz kalmadı. Tamam gömün. Tamamdır. Şuna abi şuraya bir karton kapatın. Buraya şimdi sıvı yumurta şey yapmasın. Kapatıyor muyuz ustam? Tamam kapatabiliriz. Sıkıntı yok. Tamamdır. Motorumuz toplandı arkadaşlar. Şimdi dükkana götüreceğiz. Yavaş yavaş montajına başlayacağız. Ustalarımızın eline sağlık. Vermiş olduğu değerli bilgiler için kendisine çok teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Tamam. Orada da kapakta da bak, tamam mı? Eğer kurtarma payına keserim. Şu oturduğu yere bak. Ne kadar uzunsa kesersin. Eğer denk gelirse direkt takarsın. Tamam. %80 denk gelir. Tamam abi. Şimdilik bu kadar. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Bir daha ya. Evet, motor dükkana giriş yaptı arkadaşlar. Bugün cuma. Hayırlı cumalar şimdiden. Hayırlı cumalar. Cumadan sonra ustalarımız toplamaya başlayacak. Yani hayırlı. Hayırlısıyla. Usta, kolay gelsin.
Yağ pompası takılıyor şu an. Yağ pompası takılıyor. Şu anda kapak takılıyor. Kartel. Kartel takıldı. Şu an volantı toplayacağız. Volantımız takıldı arkadaşlar. Şu an diğer parçalar takılıyor. Bunların o-ringleri yok demiştik. O-ring takılmış. Hepsinden kaçırıyordu bunları. Bunlar şimdi temizlenecek. Güzel yine. Bak oluyor. O-ringe bak. O-ringe bak. Bak gördün mü? Çürümüş artık. Sertlikten kopmuş. Yani her şey kopsa işimiz var biz. Nedir ya? Skandal. Kıyamet kopar ya. Kahve. Bakıyor adamın çok bunların hepsi. Barış Uçuk'un özelliği biliyor musun bunu? Valla. Felaket olmuş zaten. Tüm parçalar takılmadan önce güzelce bir tinerle balata spreyle temizleniyor arkadaşlar. Buralardan daha önce hep kaçırmış görüyor musun? Evet. Bunları hep kaçırma izleri zaten. Videoyu geriye sarsalar görecekler ilk çıkış anlarını. Tüm parçalar bu şekilde temizlenecek. Takalım mı? Buralar nasıl duruyor? Adama bakın ya. Tuvalete mi geldin? Elini yıkıyor elini. Emin misiniz? Bak burada düşer bayılır bir şey olur. Güzelce temizliyordur o aynı. Arabayı düşünmekten herkes bunları çektik lazım. Adam bak. Sağ ol abi, Allah'ım. Haber edersin, dursun. Soğuk da güzelce bir bakın ona. Hiç merak etme abi. Özellikle soğukken yap. Mesela dursun 2 saat marş yap, hemen anlarsın. Sıkıntı yok abi. Görüşmek üzere. Yağ kanallarına çok ince sürüyorsunuz arkadaşlar. Her su geçen yerlere, oralar da ince de yağ kanallarına biraz daha ince sürmeniz lazım. Buna dikkat edelim. Millet her gün motor topluyor ya Emrah sende. Skandal. Abi ustalar, kalfalar, çırakları izliyor bizim videolarımızı. Ya yılan mısın ya? Buraya sürmeyecek misin? Takmayacağım bile, ben bunu ayarlıyorum zaten. Ayarlıyorsun. Evet. Bunu kapağa sıkacağız baştan. Haa. Burası baksana, oralardan daha ayarlanacak. Şu rengi çıkartalım da ben de temizlik edelim. Bu neyin abi? Termostat değil mi? Hı. Onun da o rengini değiştirelim ya. Zor giriyor yani. Bırak su kaçırmayı. Yani. Büyük konuşayım da anası bile gelse kaçıramaz. Şeye sıkacağız. Ben sende kapattım.
Adamlar takmışlar bile motoru ya. Bu adamlar bir çılgın ya. Biraz abi marşa basalım mı? Biraz daha sıksak bugün başını marşa basarız. Sıkmayın abi fazla. Size bir şey olmasın abi. Yalan mı olursunuz ha? Marş mı abi bu taktığın? Yok ya, şarj. Şarj mı bu? Telefonu şarj eder mi? Etmez mi? Anosunu bir... Demeydin iyi de abi. 5 tane devam var üst üste. Tamam mı lan? Ha. Üstteki mi kaldı? Ya o duruyor daha. Yeraltı dünyası mafyası ya, Bilal'e bak. Evet, bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Pazartesi günü devam edeceğiz. Malum cuma oldu artık. Dükkanı kapatacağız. Şimdilik burada. Haydos. Bu aracın da arkadaşlar direksiyonu çok sert dönüyormuş. Hidroliği görüyorsunuz. Çamur gibi olmuş. Şimdi bu güzelce temizlenecek. Birkaç tur yapılacak. Çalıştır. Birkaç tur yapılacak. Daha sonra yenisi konulacak. Boşaltma esnasında da direksiyonu tam sağ tam sol olarak sürekli çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi boşaldı. İsmail Bey. Çalışsın mı? Çalışsın. Kontrol açtı. Stop. Stop. Bilal doldu. Hidrolikler geldi. Tam sağ tam sol. Tam sağ tam sol. Yağ dökülüyor ya. Sıcak egzoza yağ gelince duman yapıyor şurada. Dumanın sebebi bu arkadaşlar. Ben doldu. Tamam doldu. Tamam doldu abi. Stop it. Üçüncüyü açıyor Bilal Usta. Açılışı özel bir konuşma yapmak ister misin? Açıldı abi, daha ne yapayım? Açıldı abi, daha ne yapayım diyor. Kardeşlere bir şey yapamadım. Görüyorsunuz leş gibi, sanki motor yağı. Yani bunu temizlemek için hemen bir kere boşaltıp da olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde uğraşıyorsunuz. Bu şekilde yapmanız lazım yani. Şey diyeceğim, nereden söktün onu? Rekor var burada, yeri var. Kamera burada, yağ olacak. Göremem değil mi? Burada rekoru varmış arkadaşlar. Göstermek isterdim ama komple kamera yağ olur. O yüzden gösteremiyorum. Bu arada egzoz spreyi de darbe görmüş. Bir şey olmasın. Şu an bir şey olmaz. Ama darbe görmüş. Bez. Ahmet bez. Biraz o kokunu yeri böyle taksan. Çalıştırsın. Anlaşanın mı? Daha çalışsa çekecek çünkü. Evet, şu anda hidrolik tamamlandı. 3 kutu hidrolik gitti arkadaşlar. Harici olarak araçta bir kayış sesi var. Bunun içinde daha sonra gelecek. Kayışların gerginliğine bakacak. Gergiye bakılacak. Ayarlanması yapılacak. Şu an Erkan Usta bir gaz ayarını da yapıyor. Gelmişken. Aracın direksiyonu gayet iyiymiş. Müşterimiz de test etti. Şu an müşterimizi yollayacağız. Araç Fiat Palio, müşterimiz dik kaldırımdan geldi. Araçta benzin kaçağı varmış, koku geliyor ve benzin çabuk bitiyormuş. Şu an bunun incelemesi yapılıyor. Abi, sağlam oğlum. Evet, koku da yok. Bakalım problemin nedeni neymiş? Şey, gaz mı yanıktı orada? Araçta bir benzin kaçağı olmadığını söylüyor Ercan Usta. Egzozlarında patlak varmış. Gazda ama iyi gaz inmiyor. Bu da çiğ yaktığı için egzoz dumanını da yukarı veriyor. Araçtaki egzoz kaçağı da şuradan arkadaşlar. Görüyorsunuz burası komple kırılmış. Konvektörün olduğu nokta. Ses de geliyordur. Zaten burada da bir darbe almış.
Harici olarak başka bir şey varsa belli olur şimdi. Araç Renault Clio, müşterimiz Soğanlı'dan geldi. Aracın başta şikayetleri soğukken zor çalışıyormuş. Çoğu yere gitmiş, kimse yapamamış arkadaşlar. Sıcakken rampa yukarı 5 dakikada da çalışmıyormuş. Bazen yapıyormuş onu da. Rölanti motoru ses yapıyor. Orta egzozdan su geliyor. Önceden geliyormuş, şu an yok diyor. Muayene öncesi hazırlık. Değişenler pompa ve LPG beyin değişmiş. Müşterimizin dert yandığı en önemli şey soğukken çalışmaması. Şu an ona bakılacak. Gördüğünüz gibi zaten buz gibi. Marşa basmayacağım. Kontağa geç. Kontağı aç önce, bir şöyle bir bakayım bir. Su yok lan bu arabada. Araçta su yok. Neyse, ona bakarız. O da sana. O da sana. Bundan da diye ses geliyor rölanti motorundan. Bozuktur, ses o. Bozuktur, değişir dedi. Buz donmuş ya. Yemin etmiş çıkmamaya. İnme inme. Boşa at. Nasıl akıyor? Gelir gelir. Kontağı aç sadece. Dur. Bekle. Kontağı kapat. Aç. Açık mı? Hiç mi yok? Elektrik yok. Bak bakayım. Zaten ben farları bile açmayacağım. Hiç gösterge de gösterge, hiçbir şey yok. Gel dur bakayım. Şimdi? Tık yok. Lan bu araba elektriksel sıkıntı var lan bu arabada. Elektriksel. Şu, ya bir şuradan aküyü getirme, getirse aküyle 10 mahsallıyı getirsene. Şu an kendi akümüzü getirdik. Geldi mi? Geldi şu anda. Ona gerek kalmadı herhalde abi. Neyse şurada kalsın. Kaloriferi kapat. Kaloriferi kapat. Sıkıntı var bu arabada. Tesisatlı. Bu arabada elektriksel sıkıntı var. Kontağı kapat aç. Kapat aç. Kapat aç. Tamam. Kaloriferi kapatamadın mı? Klima da mı açık? Kapalı mı? Kapalı ama çalışıyor. Kapalı. Kontağı aç. Tamam. Bu. Kontağı kapatsan da fana susturmuyor. Kontağı açsan da fana susturmuyor. Kontağı kapalı şu anda. Akide bitmiş o yüzden. Çalıştır. Elektriksel bir problem. Aynen. Aynı şekilde adama gidiyorsun, takmıyorsun kendisi. Tamam. Elektrik su varsa elektrisine götürsün. Elektrisine. Yoksa başka bir yere yönlendirilir. Tamam, diğer arızalar? Tamam, önemli olan buydu şu anda. Diğer arızalar neydi? Sıcakken rampada, rölanti motoru ses yapıyor, orta egzozdan su geliyor, muayene öncesi hazırlık. Yani muayene öncesi hazırlık, komple genel bakım dedi. Ben öyle yazdım. Değişenler pompayla regülatör. Bak fan hala çalışıyor. Fan hala çalışıyor. Bunu şimdi gittiğimizde fanın kablosunu çıkartalım, sabaha kadar kalsın. Bir de sabahleyin bir daha bakacağız. Tamam. Adam ona haber ver. Tamamdır. Müşterimize haber vereceğiz şimdi. Aracı dükkana çekiyoruz arkadaşlar. Yarın sabah tekrar kontrol edeceğim demişti Erkan Usta. Evet, ben yokken Clio'yu çalıştırmışlar arkadaşlar. Clio'nun son durumu nedir abi? Aynı şekilde yine çalıştı. Bize bir sıkıntı göremedik. Yani arıza yapmadığı için bir şey yorum yapamıyoruz yani. Hani en azından yapsa görsek sıkıntı yok da gözük. Şu an ne olacak peki? Araç... Bir daha deneyeceğim. Adam bıraktı ya. Adamın adam arabayla gez diyor. Yapıyormuş yani. Adam yoksa niye bu kadar şey desin ki? Ama şansa biz de yapmıyoruz. Tamam. Şimdi denemeler devam edecek. Şu anlık bu kadar. Araç Tofaş Doğan SL, müşterimiz Soğanlı'dan geldi. Aracın başlıca şikayetleri, debriyaja basınca ses gidiyor. Prizilik bilyası 120'den sonra araç sallıyor. Baskı balata rölanti problemi. Boşta sallantı yapıyor. Yolda giderken ses geliyor. Araca baştan sona bakılacak.
Muayeneye göre hazırlanacak. Hız göstergesi çalışmıyor. Benzin kapağı açılmıyor. Kendisi getirecekmiş. Araca başlanınca haber vereceğiz. 4'ten atıyor. Bizim yaptığımız eski şeyler. Senin de seri numara var mı? Araba iyi. Bu iyi. Aa gel. Konya takma. Dur bak. Bak kırık. Kırık görüyor musun? Kırık burası. Üstten kırılmış. Gözükmüyor. Neyse. Buradan daha iyi net bak. Evet. Burası kırık. Tamam. Bilal abi öbürkinlere bak. Denge kollarında bir şey yok. Tamam. Şu arabaya hadi güncelim, şu tekerlerin boşluğu. Şanzıman falan şanzımanca gidecek, dört tarafta buraya. Abi yana bey, bardağına arkanı koyayım ha. Bilyada hafif boşluk var. Bilyada hafif boşluk var. Öğretmen yok. Sıkacağız sadece. Yanlarda da var da rot başına bakılacak. Tamam. Şu an teker videolarına bakıyoruz. Burada var. Evet. Bu boş. Buradaki boşluk şimdi sebebi. Bak rot başını çek abi. Evet. Rot başı bomboş. Rot başı değişecek. Buranın da bilye boşluğu alınacak az bir şey. Bilye boşluğu alınacak. Tamam. Bunlar söktüğünde direksiyon kutusunun içindeki buruca da bakarız. Var mı boşluk yok mu? O söktüğümüzde belli olur burayı. Tamam. Salıncağı iyiymiş. Salıncak iyi dedi. Salıncağın lastikleri de iyi. Tamam. Yok, salıncaklarda bir şey yok. Tamam. Şimdi buraya bir Ercan abiyi baktıracağım. Burayı kesip bir daha şey yaparsın. Başka tamam. Bir şey ne kaldı abi? Rotlara bakacaktın zeyrotlar. Bu zaten belli öteki zeyrot. Bir buna bakılacak bir daha. Burada var da bilyenin boşluğu da olabilir. Sıktığımızda kesebilir. Orada hiç oynama var mı? Ben burayı sallayayım da basalım. Bakayım. Yok. Tamam bilye boşluğundan yapıyor olabilir. Tamam zeyrotla boşluğu olmuş. Şanzımanı zaten bu bakılacak. Direksiyon körlüğü değişecek. Aynen. Burada bir şey var mı? Burada yok. Şeydi, mafsalda falan bir şey var mı biraz da? Oraya mı bakayım? Ya, şafta bir şey gözükmüyor şu an için. Hayır, Emre Akçan'ın numarasını istiyor. Versen affetme. Neydi, 4-5-3-7 mi? Var. Mafsal'da var. Mafsal'da gördüğünüz gibi boşluk var. Aynen. Ver ben yapayım gerisini. Tamam. Evet. Mafsal bozuk, mafsal değişecek. Bana bir devriye ver. Tamam. Devriye ver. Bu arada var burada hafif üst yukarıda mafsal da. Salla bakayım alttan yukarı. Bir ya da bir ölçüde boşluk. Evet, bir ya da boşluk var. Önemli şu değil. Şimdi bakayım. Çevir. Tamam, ötme yok. Sadece binanın boşluğu alınca. Tamam. Burada yok bir şey. Burada da yok. Şunu tut oğlum. Rot başı değişecek. Boşluk evet, var. Bu rot başı bozuk. Aynen göründüğü gibi.
Bunda bir şey yok. Tamam. Bir rot başı. Ondan sonra sol rot başı, direksiyon mafsalı, direksiyon körü. Burada ufak bir sıkacakları var da bunlardan. Şafta hiçbir şey yok. Şafta bir şey yok dedi. Şafta bir şey yok. Şu kaçağı nereden oğlum? Kelepçenin dibini. Bir usta şu kaçağı olduğunu görmüş. Kelepçe? He. Aynen. Bir senin oradaki boru, de o boru değişebilir. Şu alt, boru, evet, o boru mu? O borunun bak orada çürük. Dağıtıcı. Tamam gördüm. Dağıtıcı değil ya. Ne o? Şu su borusu değişebilir. Su borusu. Tamam. Şu termostattan gelen radyatöre bağlantı sağlayan su borusu. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Çıkınca görüyorsunuz artık. Gaz beynin oradan da su kaçağı gördüm. Dirseğin dibinden. Kayışta bir şey var mı? Yok kayış. Kayış. Ses yoksa gider daha. Kanal olmaz artık. Ya ama gitme bak. Akşam değil ben yokum. Saat 7'den sonra gel. Bir daha kanal. Abi bu 4'ten atıyordum sen. Gevşek. Evet. Kartal civataları bayağı gevşek. Bayağı gevşekmiş. Balatalar nasıl gözüküyor? Balatalara bakmadık. Balatalar. Balata gider daha. Bakalım. Balata var bak. Balatalar var. Tamam. Aynen. Balata var. Tamam mı? Öyle bir şey yok ya. Yok çevirsene mu? Bir. Bu kontrol edecek. Videoda bir şey varsa çıktığında belli olacak. Tamam. Sol tarafa zaten baktık. Sol tarafta bir şey yok. Evet şu anda müşteriden onay geldi arkadaşlar. Barış Usta ilk başta şaftan başladı. Şanzımanı indireceğiz. Şaftan başlamadın mı abi? Skandal. Skandal. Şu an işlemler başladı. Aracın başka ne problemi var? Hep beraber aşama aşama göreceğiz. Şaftımız çıktı. Akünün kutu başını söküldük. Aşağı indirip onları söküldük. Kutu başına fites koyduk. Şanzımanı da görüyorsunuz. Bu şanzımanın bize gelmeden önceki son hali. Evet vitesi çıkarttık arkadaşlar. Direksiyonumuzu muhafaza ettik. Koltuğumuzu muhafaza ettik. Evet şanzıman çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiç yürümüyor muydu? Yürümüyor. Oğlum baskı tekerlek niye takmışlar ya? Baskı var mı? Emrah. Vardır. Baskı var mı? Gelir misiniz? Efendim abi. Evet. Bitmiş ya, komple baksana. Perçinlere kadar inmiş. Baskı komple bitmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Artık yalamaya geçmiş. Tut. Al bunu da. Bitmiş. Volant plesi değişecek. Volant plesi değişecek. Aynen. Sarı çünkü tıkır tıkır ediyor dönerken. Tıkır tıkır ediyormuş dönerken. Dökülmüşken onu da değiştireceğiz. Çıktı. Keçe değişecek. Keçe de değişecek. Aynen. Keçe değişecek. Şu karteri zaten buraları sıkamadık ya. Buraları sıktık gevşekti. Şimdi açılmışken buraları da sıkarız. Daha. Üstü. Abi bu borulardan bahsettiğim boru şuydu arkadaşlar. Su kaçırmış. Su kaçıran boru bir saniye. Antipolut. Bu boru. Görüyorsunuz kaçak var. Bu boru da değişecek. Evet direksiyon mafsalımız çıktı arkadaşlar. Mafsal burada harici olarak tıkırtı burcu değişecekmiş. Çok ufak. Boyda kısa kalmış. Evet. Bu çekmiş herhalde. Oğlum bu düz o düz. Bu araba düz. Selex değil ki. Bu araba. Araba çabı Selex de hidrolik değil. Tamam işte. Hidrolik olmaz değil. O yüzden. Fren hortumları. Başka değişiyor. Yok mu? Fren hortumları. Bunlar muayeneden geçmez. Yani şu an daha götürür ama muayenede bunu böyle yaptığı zaman otomatikman geri dönüş. Adamı götürür yani. Yani. Anladım. Şimdi şu rot başını söksen de bu direksiyon biraz daha gitse de rahat rahat çaksak da sökeyim mi lan?
olacak gümle giniyere. Adam doğru söylüyor. Mantix. Evet, yeni güne başladık arkadaşlar. Hadi bismillah. Buradan daha güzel yapamazsın. Sür. Usta mısın be? Çek, çekeyim mi? Çek. Gelmiyor ki. Nasıl gelmiyor ya? Tıkı tıkı burcu çıktı. Gördüğünüz gibi. Şu an falan hortumları sökülüyor arkadaşlar. Bilal Usta son sökücü. Bilal, sen hortumları çok seviyor musun? Falan hortumlarının özellikle. Hidrolikli olduğu için abi. Değil mi? Tabii daha rahat oluyor. Rahatlık kez. Bunlar muayeneden geçmez. Evet. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bunlar değişik arkadaşlar. Yenileri de burada. Çıkmışken de balataları şimdi bir baktı zaten Ercan Ustam da net olarak da belli oldu. Balatalar idare eder, daha götürür. Şimdi güzelce bir temizlenecek şanzıman gelmeden. Ön hazırlık, daha sonra şanzıman takılacak arkadaşlar. Evet, şanzıman geldi arkadaşlar. Şanzımanın şu anda yapılan işlemleri, prizlik bilyası değişti. Conta takımı değişti, çatal değişti. 1-2-3 sekromençler alıştırılmış. 4. vites taşlanmış. Temizlenmiş bayağı, makine de bu kadar çıkmış. Şimdi şu kısımları biz yine temizleyeceğiz yapabildiğimiz kadarıyla. Maskeyi takmışlar. Yani yine bir motorun altının ve üstünün yıkanması lazım. Alışması lazım yani, buralar kısımlar falan biraz zor çıkar. Onun için güzelce yıkanması lazım. Şanzımanın montajı başlandı arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar ustaların yaptığı incelemede akiste şurada bir boşluk var, görüyorsunuz. O da ses yaptırıyor. Akisin bileği yatağı boşluk yapmış. Bileği yatağı boşluk yapmış. Akis değişecek. Akis değişecek. Akis çıktığında daha çok belli olacak zaten. Anladım. Müşteriye şimdi bilgisini vereceğiz. Kararına göre hareket edeceğiz. Müşteriyle görüşüldü arkadaşlar. Sol aks değişecek. Zaten muayeneye gireceği için tek seferde çıksın dedi. Şu an Barış Usta Uğur Bey'e gösterecek nasıl söküleceğini. Uğur Bey de artık yavaş yavaş sektörde bazı şeyler öğreniyor. Ne hissediyorsunuz Uğur Bey? Çok şey hissediyorum. Çok şey. Ne gibi mesela? Şuraya bak, arkaya çek. Bilye evet. Komple dağılmış. Bilye komple dağılmış. Başka bir arızaya sebebiyet vermiş midir? Yok. Oraya mı arıza verse buraya mı verir? Hı-hı. Dağıtır orayı. Aynen. Yok, ben şey yapmaz. Kendi kendini dağıtır. Kendi kendini dağıtır. Daha ne edersen kendine edersin kendi kendine diyor. Ben getirme, sevdim burada. Bas orayı. Bas dedi. Hayırlı olsun. H.O. Evet, aracın ön takımsal işlemleri bitti arkadaşlar. Bir tane su borusu varmış ufak, o değişti. Birazdan göreceğiz hep beraber. Şu an son işlemleri. Hortumda bu arkadaşlar, görüyorsunuz dıştan bir yara almış ama içeri taraftan gördüğünüz gibi komple gitmiş. Bu yüzden değişti. Eski çıkan antifrizini süzdürüyoruz. Tekrar boşaltacağız arkadaşlar. Aracımız çalıştı. Bilal Usta son kontrolleri yapıyor. Suyun havasını alıyor. Bu arada arkadaşlar el freni tutmuyor. Bu da muayeneden geçmez bu şekilde. Buyur abi. Şimdi el freni de değişecek. Yeni el freni geldi, şu an takılıyor. Buralarda bayağı kirliymiş. Hiçbir şey gözükmüyor dedi Bilal Usta. Temizlemiş sağ olsun. El freni takılınca yeni el frenini göreceğiz bir de. Evet, aracın el freni değişti arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Kaldıralım. Kademe kademe. Güzel. Tamam. El fren problemi de ortadan kalktı. Şu an araca bir rot balans yapılacak. Daha sonra test sürüşünde müşterimize teslim edeceğiz. Bu araçta Hyundai Accent. Araç LPG'de tekliyormuş arkadaşlar. Şu an Erkan Usta LPG enjektörlerinden olduğunu şüphelendi. Onu deniyor. Yeni enjektör taktı. Bilgisayarda bir test edeceğiz. Bakalım sorun bundan mı kaynaklı? Hep beraber göreceğiz. Şu an makineye bağlandı. Benzin al. Gaz verme. Gaz verme. Sen bırak gazı. Benzinde mi? Benzinde değil mi? Tamam. Tamam.
LPG'deki değerlerine bakıyor Erkan Usta. Bağlanmadı mı? Bakamıyoruz. Daha bağlanmamış. Şu an araçta bir turlayacağız. Tekrar aynı problemleri yapıyor mu? Araç sahibiyle test edeceğiz. Evet, test sürüşü başladı arkadaşlar. Normalde aracı gazda süremiyormuş beyefendi. Tekliyordu, evet. Tekliyordu bir de. Şu an araç gazda. Sıkıntı yok. Şu an yapması lazım mıydı hemen? Tamam. Hemen yapması lazım diyor. Evet, şu an yok. Sağdan gidelim. Bir yokuş yukarı çıkalım. Mandalina var. Burası Mümin Gençoğlu Caddesi arkadaşlar. Bursa'nın Bağlarbaşı ilçesi. Mahallesi hatta, ilçesi demişim. Sağ direkt gidelim, oradan yokuşa çıkacağız. Fatih Camii'nin orada. Sağdan da çıkabiliriz. Zaten şu ana kadar yapması lazım dediğin sen de. Büyük ihtimalle burası da yokuş zaten. Şu an bir şey gözükmüyor. Evet. Ama araçtan bayağı bir ses geliyor. Ön takımda bir problem var. Şey... Plastik mi sürüyor? Sürtüyor. Plastik kokmuş mu abi? Plastik titreme yapıyorlar. Motor kullanmaz. Sağ. Şu an 2500 devirin 2000 devirde 2000 devirdeyiz. Aslında şimdi tam şimdi çok acayip böyle ya böyle şip sıkıntı yok. Aman olmasın da başka arızalar da çıkmasın. Evet, sıkıntılı bir durum. Evet, bakın kim geliyor.
Şuna bir bak. Sağ taraf. Bağlarbaşı girişi. Hep Uludağ otomatik. Yo, bu birazcık daha kafayı alırsam öyle kalsın, zaten bir şey kalmadı. Tamam. Gördüğünüz gibi araçta bir problem yok. Teknem olayı enjektörlerden kaynaklıymış. Şu an aracın sorunu çözüldü. Bu araçta Opel Corsa, araç şanzımandan ses geliyor şikayetiyle geldi arkadaşlar. Sesin kaynağı da motor kulakları gevşemiş iki tarafta. Kulakları sıktık şu anda, herhangi bir ses yok. Bujiler de biraz yağlanmıştı, onları temizledik arkadaşlar. Motor istiyor bu araba zaten ya, bujiler komple yağlı. Motor istiyor zaten sahibi de. Rolanti motoru ve koysak olur mu? Olur. Olur, tamam. Şeyde kaldı. Motor var zaten amına koyayım. Baksana. Doğru, baksana. Taşak nur topu gibi. Taşak kadar mı? Evet. Çok. Barış Bey'den argo laflar. Benim dedi. Araç Ford Escort, müşterimiz Gürsu'dan geldi. Aracın problemi, müşterimiz hiç yağ kalmamıştı. Çok az vardı. Ben de yağ doldurmak için giderken birden yolda stop etti. Çalışmadı, marş hiçbir şekilde dönmüyor dedi. Şu anda ustalar marşın neden dönmediğine bakacak. Biz yağ seviyesine bakmıştık arkadaşlar. Yokuş aşağı dururken bile gram yağ yoktu. Hiç yağ kalmamış yani. Şimdi bakacaklar, bir krankı çevirecekler. Krank dönüyor mu? İnşallah kötü bir şey yoktur. 19 lokma, kısa lokma. Görüşürüz. Gitlemi mi bağlı? Geriye gidiyorum abi. Geri geri. Vay vay vay. Tamam bırak. Motor sarmış. Motor sarmış. Yatak sarmış herhalde. Yatak sarmış. Yatak yorgan sarmış. Müşteriyi bilgilendireceğiz. Artık geçmiş olsun. Motor açılacak. Yağ seviyesini söylemiştik, yokuş aşağı hiç yağ yok diye. Bir de siz de görün. Görüyorsunuz hiç yağ yok. Tertemiz. Tertemiz. Müşteriyle görüştük. Müşteri öncelikli olarak müşterimize bir çıkma motoru bakacağız. İnşallah çıkma motoru bulursak hem biz de uğraşmayız, hem kendisi de cefa çekmez. Tık diye koyarız. Yoksa motor açılacak arkadaşlar. Çalışmalar devam ediyor. Müşteriyle görüşüldü. Müşterimiz aracın bir motorunu açalım bakalım dedi. Tam olarak ne var? Çok masraflı çıkacaksa ona göre karar veririz. Olmadı toplarız dedi. Yani sökülmüş bir vaziyette alırız dedi. Şu an hep beraber açacağız arkadaşlar. Motordaki problem neymiş göreceğiz. Bu işlem içinde öncelikle kartelden bir bakacağız. Gözüken ne var diye. Egzoz falan komple sökülüyor. Muhafaza sökülüyor. Ezan okunuyor aziz Allah. Bu da bir gerçek. Hayırlısı olsun. Egzoz çıktı arkadaşlar. Şurayı bir göstersin. Şu an kartel civatalarını çıkartıyorlar. Tıpayı açtı mı Bilal? Yok. Yok, tamam. Beni beklemiş. Çok nazik. Her yer yağ zaten. Aha, kar yağıyor. Karteri söktüm ben ya. Skandal mısınız? Nesiniz ya? Hadi bakalım. Tapayı açıyoruz arkadaşlar. İki tane kaldı lan. Karteri söktüm. Bir tane daha sökeyim de. Skandal olsun size. Çok güzel. İnşallah kartel komple düşer de bunu. Vallahi yok. Bu kadar yağ varmış ya. Dur akıyor ya. Neredeymiş tam zamana kadar? Yok bakmış yağ doldurmaya gidiyormuş da yetişememiş. Geç kalmış. Geç kaldı. Vallahi. Karteli tut. Vay 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 vay. Dur. Tamam işin alsın. Tavan işin alsın. Oha, ne kadar yağ varmış. Bora var. Sarmış ben aslında. Ya, eline koluna yağ atıyor. Buralar yakmış gibi mi var mı öyle? Yapıyor, yağ şey. Evet. Kartel çıktı. Ve gördüğünüz gibi. Onu sokmaya var, şunu da sokayım şu an. Kasa alalım şuna. Vay 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 vay. Vay kaldım vay. Vay seni vay 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 vay. Şunu da sök. Şşt. Bu ne bu? Tors getir bir tane.
Ya kafama sıcam diyor ya. Benim de dam. Ya bu banka vatan kalmıyor ya. Adamlar diyor ya, çarşamba perşembe kar... Abi sen kar yağıyor ya. Adamlar biliyor bu işi. Serme yere, serme onu, serme bırak. Ya gerek yok, gerek yok. Tamam. Şuranın torsunu ver, bir tamam, tane yatak çekelim şuradan. Yatakların halini bir göreyim. Bakalım ne diyor. Herkes heyecanlı bekliyor. Böyle ho! Yatağa bak, yatağa. Ne oluyor o zaman? Ne, sarmış, yanmış, görmüyor musun? Yapışmış. Allah Allah. Aa. Bu yatak kaymak gibi olması lazım bak. Ne hale gelmiş. Zaten bunlar boş teken lıngır lıngır oynaması lazım da azıcık. Sağ sola ama var yine bu. Bu sarmış çok. Valla. Şunu bakayım. Küstürlüğü gerekli. Anası harbiden ha. Hani yatak? Yatak üzerinde. Yatağın yedi kaldı. Yatak öyle bir yapışmış ki. Vallahi gözüküyor. Ha, onun oradan yatak çıkması orada lazım. Ya ulan yatak orada durmaz, durmaz, durmaz. Durmaz. Vallahi yazık ya. Barış abi, bu yatakları değiştirip de oralara zımpara yapıp da döner mi acaba bu motor bir daha? Görüyor musun abi? Yatakların hali var. Yapışmış ya, sarmış bildi şunu. Abi bunlar can ya, yağın içinde çalışmak. Nasıl? Deliniyor. Vallahi ne bileyim. Çok çizik bu abiciğim, çok yapışık. Oraları güzel böyle deli gibi. Geçen gösterdim mi ben sana Bilal? Öyle zımpara olması lazım. Evet, kurtarır mı, evet, kurtarmaz evet, mı? Peki bunun kurtarma ihtimali var mı? Şu an ne yapılması gerekiyor buna? Şu an normalde bu araba motor inecek, krank gidecek taşlamaya, bunlar değişecek, başka bir yere zarar vermiş mi vermemiş mi görülecek. Peki en ucuz maliyetle dedi, nasıl kurtarabiliriz onu? En ucuz maliyet ne diyecek, sökecek işte yapacak. Mecbur yani. Tabii. Öyle de böyle de sökecek. Aynen öyle. Barış abi, bu krank üstündeyken değişme şansı var mı? Anlıyorum. Oğlum çıkmaz ki oğlum videoma. Bunlar falan kontrol etmiyor. Ben hiç yaptığım bir şey değil bu. Bunu biz reklamcılar yapıyor. Reklamcılar yapıyor. Nasıl almayı düşünüyorsun krankı? Her şeyi sökmen lazım. Krankı mı alacakmış? Yağ bu, yağ pompası. Versene şunu. Trigger. Mini versene. Evet, dur. Bilal. Ha bundan başla. Şöyle dik dur. Burası sivri bak. Buradan başla. Reklamcıyla bir görüşelim. Ercan abi gelsin kendisi de görüşsün reklamcıyla. Bakalım ne diyor, ne yapıyor. O adamın işi o. Üzerinde olur mu, olmaz mı? Ne yapar, ne eder? Ona göre hareket edeceğiz. Öyle, tamam. Rektifiyeci kontrol etti arkadaşlar. Aracın motorunun açılması gerektiğini söyledi. Gördüğünüz sizde sarmış. En az 10 bin lira tamiri tutar dedi. O da açıldıkça belli olur dedi. Müşterimiz de yapılmasını istemedi. Artık kendi planlarım var. Ona kalmış bir şey. Şu an aracı sahibine teslim edeceğiz. Evet, bu haftayı da böylece sonlandırıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz, buraya kadar izleyip de abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hem bizlere destek olun hem kendinize bir şeyler katın. Sizleri seviyorum. Destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.